Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Görüntüye geleyim ben de. Evet. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Aynen, Popo yayınımıza hoş geldiniz. Akapella hoş geldin, abi hoş geldin. Kimleri görüyorum tanıdık. Duckbound, Feride, Musab, Arda, Emir. Hoş geldiniz. Zifiri hoş geldin. Veteran hoş geldin. Efendim, mod olmak biliyoruz, herkes oluyor ama siz bilirsiniz. Draft bu sabah mı yarın sabah mı? Dur. Aslında ayaktayım. Yani düzeltmiştim ama ayakta kalırım. Bir Burak'a darlayayım bakayım ben yayın sonrası. Duman hoş geldin. Yok, bu yayın iyi rapler dinleriz. Bu haftalık global. Sofio, aboneliğin için çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Prime'le abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Beraber seyredebiliriz ya draft'ı da isterseniz. Problem yok. Hani ben dediğim gibi uyku üzerimi nispeten toparladım ama neden olmasın, yine bozarız. Rigor hoş geldin. Evet, biraz yani Amerika saati olduğu için biraz fazla geç. Toparladım sayılır Emir. Yasin'cim hoş geldin. Şu Bitcoin entrikası ya, şey var, sadakat puanları var kanalları, her kanalda Twitch'in böyle bir olayı var. İşte trollüne biz de eğleniyoruz öyle. ASMR, evlilik falan gibi şeyler var yani. Yeni. Yani gerçekten buraya hani bir şekilde hani 10 milyon puan biriktirseniz de gerçekten hani nikah yapamayabiliriz yani. Onun garantisini vermiyorum. FM henüz oyun yayınlarına başlayamadım Rigor. Aralıkta dediğim gibi biraz takvimi daha açacağım. Hip hop 101'leri falan 2 haftada 1'e düşüreceğim. Hatta bu arayüzleri de Aralık'ta kullanmayı planlıyordum. Niyeyse yeni sezonmuş gibi falan. Ama erkenden deneyelim, test edelim diye başladım ya kullanmaya da. Hani daha düzgün oyun yayınlarına Aralık'ta başlarız. Şu an her hafta yaptığımız içeriklerin bazılarını 2 haftada 1'e düşüreceğim. Çünkü o zaman yarışılmış olacak. Deniz hoş geldin, Çakar hoş geldin. Lexalt'cığım hoş geldin. Feride, hiç beklentim ve fikrim yok açıkçası ya. Aynen, aylık global. Hani hatta onun duyurusunu geçeyim. Aksiliklerden 2,5-3 haftadır yapamadığımız için ben bu hafta, yani geçmiş 3 haftayı kapsayacak şekilde biz bir seçki aldım açıkçası. Hani merak edebileceğinizi düşündüklerim, seçki derken hani benim beğendiğim işlerden ziyade daha bilinen isimler ve Almanya gülelim diye ağırlıklı. Fransa'dan da işler var ama henüz UK logosunu görseniz de yeni arka planda UK'den bir iş falan var galiba ya. FM'nin yenisini aynen almadım yani. Oynarsam da şu anlık 2020 ya da daha nostalji CM0102 falan bile oynayabiliriz aslında yani. Ati dinleyeceğiz mi yabancıda? Peki. Dayı hoş geldin. Biraz toplanalım diye bekleyeyim ben. Başlarız öyle zaten. ...2020 oyna abi, transfer yaması aynısı. Şey, oyun motoru değişmedi mi ya, maç motoru? Ha, Rozmo hoş geldin. Estağfurullah. Feride, geçen hafta demo görmedim ya. Discord'da ya da ben atladım apar topar yayına girerken. Bu hafta var, bir şeyler dinleriz. 2020 Epic'ten aldım bedavaya ya, aynen. Ya benim FM'de mesela denemeye var mısınız benimle mesela? Atıyorum alt liglerden takım alacağız ama hani chatten toplamda 4 isim falan alacağım. Atıyorum Ali, Ahmet, Veli, Mehmet falan gibi. Bu 4 isimle bu 4 isme sahip olmayan herhangi bir oyuncuyu takıma asla transfer etmiyoruz gibi mesela. Hani bütün ilk 11'in Ahmet olduğu bir takımla Başarı denemek mesela, neden olmasın? Ciddi ciddi de oynarız tabii de yani. Ben çok sulu oyun oynuyorum kendim oynarken de böyle ya. Hani alternatif bir evreni test etmek için daha önce benim Recep Tayyip Erdoğan olarak My Career oynamışlığım var FIFA'da yani. Fotoğrafını falan bayağı aktarıp ekrana. Hani hani orada devam etseydi ne olurduyu denedim yani. En fazla Arsenal'ı görmüştüm. O da olur Yasin, mümkün. Lex Salt. Aşırtma atabiliyordum evet Sufi'ye. O malum maçı seyrettik değil mi hepimiz zamanında? Bu arada size bir görüntü ya da işte parçalar kasarak geliyor mu bilmiyorum. Ama bugün şeyi deniyorum. CPU'mu ne kadar zorlayabiliyorum mu deniyorum. Çünkü normalde ben bilgisayarı yormamak adına yayın tekrarlarından biliyorsunuz kayıtları indiriyordum ama bugün bir de kayıt başlattım. Aynı anda kaydediyor OBS şu an. Bakalım vakit ilerledikçe sıkıntı yaşayacak mıyız? Çünkü dün anında Baby Grand, yine bugün de ekranda kendi isimli label ismini görüyorsunuz şu an. Baby Grand anında teliflemiş yani. 2 yerde falan sesimiz kısılmış dünkü yayın tekrarında. Gecenin 4'ünde tekrar kaydettim, böyle bayağı fısıltılı konuşuyorum ASMR yayını gibi. YouTube'u öyle atmak zorunda kaldım. Öyle bir problem olmasın diye deniyorum şu an yani. Dayva haftalıkta, yani haftalıkta, bu da haftalık global gerçi. Mantıken çok uzak yerlerde değilsin ama o cuma günü. Gerçekten bu Twitch'in telif mevzusu çok yordu. Oyundaki efektten telif yiyen insan var ya. Abi yani burada dinlediğimiz müzikler de hep resmi kanallardan gelen müzikler de, hadi onu geçtim ya. Steam'den insanlar oyunu almış, daha ne yapacaklar abi yani. Kroplatonic hoş geldin. Chat'te bir özgüven var, haşmetlerine isim vererek laf atıyorlar değil mi? Ya konsept dışına çıkmamak istiyorum dayavacım, o yüzden. Ben biraz düzen hastasıyım, derli toplu yayın hastasıyım. Sadece yayında değil, genel olarak da yani. Bak çok spontane gitmeyi sevmiyorum, o yüzden konsept dışına çıkmayalım. TV, abi Türkiye'nin genel kaderi denizcim, Orta Doğulaşma problemi. Olacak. Hem VIP hem mod aynı anda olmuyor. Feride VIP slotum bitti. Hani mod da, hani modlar artık birbirini yiyor. Herkes mod, kim mod bilmem ne diye. Onun için bir süre böyle gidelim ama ileride ihtiyaç olursa, biraz daha büyürsek söz aklımdasınız Arda'yla. Düzen hastasıyım parantez içerisinde 3 haftada bir gelen haftalık. Ya o ayrı. Uyku düzeni ve yayın düzenini henüz oturtamadım ama şey açısından, hani derli toplu iş yapma bazında düzen hastasıyım, o doğru. Arda onu ben de duydum da yapacak bir şey yok ya, yersek de. Adresimiz belli. Yersek. Ne yapacağız? Çıkmış global işlere bakacağız. 47. 3 haftadır yapamıyorduk. Biraz birikmiş olarak üstünüze atacağım ama dediğim gibi ben aradan hani ilginizi çekebileceğini düşündüklerimi eledim açıkçası. Onları aldım. Kalanını eledim açıkçası. Tabii 2-3 haftalık playlist dinleyeceğiz ama bundan sonra bir aksilik çıkmadıkça, büyük bir aksilik çıkmadıkça haftalık globalleri de aynı haftalık gibi aksatmadan yapacağım. Daha derli toplu gideceğiz yani, ona söz vereyim şimdiden. Gerçekten Kroplatonic. Biliyorum seneden önce çıktı ama bu Twitch'teki ve hani bu sadece Twitch değil, YouTube'da falan da var aynı problem. Yani burada streamerlarda uygulanması çok büyük sıkıntı. Bak korsan bir şey tüketiyorsam, dağıtıyorsam tamam ama yani ya şurada izlediğim her şey resmi kanallardan yani. Örnek vermek için videoya tıkladım. Hani daha ne yapacağız yani? Ya da oyunlarda da Disco Elysium'un soundtrack'inden telif yiyor insanlar. Hatta şey, bir oyundaki siren sesinden telif yemiş, ne yapayım diyor ve Twitch'in cevabı da saçma sapan yani. oyunun seslerini kapatın diye. Oldu o zaman abi, sesli sinema oynayalım burada yani. İnsanların hayal gücüne mi bırakacağım ben oyunun seslerini? Efektten yemiş çünkü, müzikten de değil. Ve örnek veriyorum, NBA, FIFA gibi bayağı pahalı oyunları insanlar alıyorlar. Bunun yayınlarını yapıyorlar. Zaten 700 lira 800 lira vermiş oyun abi. Daha neyin müzik telifi ya? Koskoca EA Games ya da işte 2K Games, Konami'deydi, hala Konami'de mi bilmiyorum. Hani bunun telifini almadı mı yani oraya koyarken? Böyle bir saçmalık var mı? Evet, Twitch'in tavrı çok şey. Bir de yani daha ilk kez ödeme aldım geçen. Onda bile zaten bayağı ciddi kesik atıyormuş. Onu da gördü ve bunu yapıyorsun. Bir de korumuyorsun, banlıyorsun. De gideyim abi zaten o zaman. Hani gelirinde falan da değilim ben. O açıdan değil de buradan ayda ciddi bütün gelirini buradan elde eden insanlar var. Onlar ne yapacak hani? Biz gidelim yine, biz kendi aramızda Discord'da bile yayın yaparız. O problem değil illa bir şey istiyorsak. Da o kadar insanlar buna yatırım yaptılar yani. Profesyonel olarak bunu yapan insanlar var. Onlar ne olacak? Rigor partnerlikte öyle galiba da iştirak olduğu için ya da bilmiyorum, bu Türkiye'deki Prime'ın ucuzlamasını belki yayıncıya yansıtıyordur, bilmiyorum. Gözükenle yatan farklı. Öyle söyleyeyim. Ayıp da söylemesi, 100 dolar yattı. Yatması gereken ama yani 180-190 dolar falan orada gözüken şey yani. Gerçekten sen koskoca Amazon'sun ve senin de bir müzik marketin var yani dijital için abi. Oradan bunun teliflemesini yapıp yatırabilirsin gayet ya. Tertemiz içerik hangisi? Bakayım. Popo yayın deyince gitarım düştü peki. Dog Pound ciddi olamazsın bu arada ya. Yani ciddi dedim de ciddi olamazsın ya. Hakikaten Bilal A5'i mi attı abi telifi, nasıl yani? Dolar kazanıp TL harcamak var bir hayalimiz. Benim de Yasin. Direkt kredi kartı ödemesine gitti bu arada. Yani... Neyse, ufak ufak bak başlayalım istiyorsanız. Tamam, mutlaka yayın sonrası bakacağım YouTube'dan ona abi. İlk parçamız gelsin. Ben direktleri ekrana vereyim. ILL Bill 2-3 hafta önce bir albüm çıkarmıştı biliyorsunuz. La Bella Medusa isimli. Oradan Pharoahe Monch ve Conway düetli Be Afraid parçasını aldım ben. Playlist'te de parçayı bulayım. Öyle girelim isterseniz. Buldum. Lirikler ekranda. O zaman ILL Bill featuring Conway ve Pharoahe Monch, Be Afraid geliyor. Evet, fade attım. Yeterince geç gördüm çünkü artık. Siz nasıl buldunuz onu bir sorayım. Ya bu taraftan da kendi fikrimi söyleyeyim tabii siz chat'e yazarken. O puanlamaya bir bakayım ankette. 3. Yani evet, ben de hemfikirim. Ya beat biraz bayık. Üzgünüm, sıkıcı. Ya, albümün genelini ben beğensem de burada beat biraz bayık. Pharoahe Monch'u özlemişim. Sadece o yüzden bir hoşuma gitti. Son verse kendisi. Ya artık Conway'den ve ILL Bill'den hep aynı şeyleri duyuyormuşum gibi geliyor. Ayrı ayrı janralar içerisinde tabii ki ama... Ya, beat'le uyumsuz vokaller mi? Hayır, ama ben bunu uzun süre tahammül edemiyorum açıkçası. Evet, ortalama buldum ya. 3 dakika 11 saniye ama evet işte crop dot'un aynen bayağı uzun geliyor bize bu sebepten. Hani çünkü beat tek düze ve bayık. Yani klip ne diyebilirim ki yani, güzel. Peki. Hayır, biraz ileride neler var diye bakıyorum klipte de yani. Ya, karantina etkisi herhalde bu klip ama yani başka bir açıklamam yok. Daha iyi bir şey çekilebilirmiş. 3 dakikamı 10 dakikadır dinliyormuşuz gibiydi dedi akapella gerçekten bu arada. İkinci parçamız da İll Bill'den gelecek ama o farklı bir projeden gelecek. Bakayım var mı? Yok. Şöyle bakacağım. Yine ben yan sekmeden bakayım ona. Ha, Gorilla Twinz olarak varmış. Okey. Sıradaki parçamızda İll Bill'in bir başka projesi olan Nems'le ortak çıkardıkları Gorilla Twinz albümünden geliyor. İkisi Gorilla Twinz diye bir grup kurdular, düo kurdular. Parçanın ismi de Bong geliyor. Lirikler ekranda. Evet. Durdurdum. Sample çok iyiymiş. Ben beat'i bayağı beğendim. Hani bir önceki beat'in aksine hani yine İll Bill'in buradaki tercihi bence başarılı Nems'le beraber. Ki Nems de benim bayağı sevdiğim bir MC. Bir dönem Necro'nun PL'larında olan ekiptendi. Kendisi de. Şans Range dönem. Evet. İlk şarkıdan çok daha iyi bir şarkıydı bence. Geçerli işlerden biri şimdilik. Ve albüm genelinde de hani İll Bill'in solo albümündense ben Gorilla Twinz projesini daha bir beğendiğimi söyleyebilirim açıkçası. Şarkı dışında birkaç şey hakkında da yorum yaparız. Evet mesela İll Bill'in grilleri gerçekten çok çirkin duruyor ya. Üff. Ve evet mesela parçada doğru düzgün bir nakarat yok. Hani doğru düzgün bir nakarat yok derken tekrardan ufak yerler var ama bu tarz paslaşmalar, sık verse geçişleri benim de daha çok hoşuma gidiyor. Akapella'nın da söylediği gibi chatte. Beat'in sample'ı için Who Sample'da bakacağım ama henüz düşmemiş olma ihtimali kuvvetli. Günün güzel işlerinden. Özellikle biraz hızlı geçiyorum çünkü 3 haftalık işimiz olduğu için üstünde çok duracağımız bir şey olursa zaten dururuz ama hani şu anlık hani beğendim beğenmedim ve kısa yorumlarla ilerleme kafasındayım. Biraz telafi yayını kafasındayız çünkü ve bayağı birikmiş iş var açıkçası. Sıradaki parçaya bak giriş yapıyorum. Ya bu da aslında Nas'ın King's Disease albümündeydi. Çıkalı bayağı oluyor ama klibi yeni geldiği için aldım. Nas featuring Don Toliver ve Big Sean'ın Replace Me isimli parçası gelecek. Lirikler ekranda ve parça geliyor o zaman. Evet geç kararı çıktı. Fade attım ama galiba hani beğenip de hani hızlanalım diye geçtiğinizi düşünüyorum. Undertaker Seyfi'ye ben de Big Sean iyi rapçi mi kötü mü yıllardır bir aradayım. Bazen çok iyi geliyor bazen çok tırt geliyor ki burada tırt üzgünüm. Nakarat Don Toliver'ın nakaratı çok tatlı. Nas yani üstüne yorum yapmama çok gerek yok. Vokal olarak iyi. Bu da benim albümde normal şartlarda beğendiğim nadir parçalardan biriydi. Hani çünkü King's Disease albümünü ben gerçekten beğenmedim üzgünüm. Ve bir önceki klipteki bir moda faciası vardı orada. Ondansa burada daha tatlı bir klip ortaya çıkarmışlar açıkçası. Klibi de beğendim ben. Ama genel olarak King's Disease albümünü beğenmedim ama nasıl en azından enteresan bir şekilde benim beğendiğim parçaya klip çekmiş bu sefer. Nispeten beğendiğim diyebilirim. Ama Big Sean konusunda ben de gerçekten çok aradayım. Bunu aslında yeni klibe bakmak için alalım mantığında aldım. Yoksa albüm çıkalı bayağı oluyor artık yani. Birkaç ay oldu en az. Belki yazın falan çıkmıştı galiba değil mi ya hatta? Emin değilim. Sıradaki parçanın sözleri Genius'ta olduğunu hiç sanmıyorum ama bakacağım. Yok aynen. O zaman direkt ekranı şu anlık kapanıyor. Ve Rim ve Eddie Kane'in Romsteez'le beraber yaptığı Ketusabe ve diğer ismiyle Stable isimli parça gelecek. Yarı İspanyolca, yarı İngilizce şarkı ismi ama hadi bakalım. Geliyor. Evet, ben durdurdum. Siz nasıl buldunuz? Dediğim gibi Rim ve Eddie Kane'in iki parçası varmış albümde muhtemelen. İkisinde ortak klip çekmişler. İlki Ketusabe, ikincisi ise Romsteez'le düet olan Stable parçası. Ben Ketusa Bey'i daha fazla beğendim. İspanyolcam yok ama umarım yanlış okumuyorumdur. İşte iki şarkı bir arada olduğu için 5 dakika 21 saniye videonun uzunluğu. Video biraz uzun ama tek şarkı olmadığı için bunu atıyorum çok uzun diye bakmam yani açıkçası. Bence de işte ilk Ketusa Bey dediğim o daha iyi parçaydı. Bence de ama iki parça da günün geçerli işlerinden yani. Ben hatta iki beat'i de bayağı beğendim. Ve ilk beatteki de Get Out of My Life Woman parçası meşhurdur. Onun çeşitli varyasyonlarındaki drum break'lerden bir tanesi. Aa, Ozan hoş geldin. Evet, senin sevdiğin MC'leri dinledik şu an. Biraz daha New Wave sanatlar. Gerçi burada New Wave beat yok da bu ikisinde de. Bildiğimiz manada boom bap beatler çünkü. Günün geçerli işlerinden de ya. Fox film çıkarıyor %100. Bir switch değil abi bu. İki şarkı, ikisi farklı şarkı, tek klip ama yani. Sıradaki şarkımıza geçiyorum ama onun da sözlerine bakacağım. Sanmıyorum onun da henüz cinsa düştüğünü. Yok, o da yok aynen. Henüz. Aynen devam ediyorum o zaman. Sıradaki parçamızsa Dom Dirtee featuring Lil Fame ve Teflon Killswitch geliyor. Evet. Parça Dirty D'nin The Hardcore Composer albümünde. Kendisi benim eskiden beri sevdiğim bir prodüktör. Ama M.O.P ile bu kadar iyi uyum sağlayacağını beklemiyordum ben açıkçası bu parçada. İlk kez yayında dinledim ben de. Bayağı iyi. Ya, Teflon'u da beğendim ama Lil Fame uçurmuş ya. Müthiş parça. Boşluk kayıtlarım var ya. Hani yayınlamadığım bayağı bir şey var, hatta da kendi albümde olacak zaten birkaç şey. Komple vokal albüm gibi bir şey değil bahsettiğim ama kendi albümde birkaç parçada okuyacağım zaten ya. İlerleyelim bakalım. Sıradaki parçamız. Liriklerine bakayım. Öyle geçelim. Evet, var. Brother Ali. Sevdiğiniz bir isim muhtemelen. Greatest That Never Lived parçanın ismi. Onun da yeni çıkan projesi vardı, hatırlıyorsunuzdur. Evet, bu arada o zaman albüm bence de senin en iyi prodüktörlerinden biri. Dom Dirtee'nin albümü ki zaten Duck Damn'dan çıkmış abi, kolay kolay şaşırtmıyor beni yani. O zaman ben parçaya giriyorum. Sorularınıza birkaç ufak cevap vermiş oldum. Son 30 yılın en iyi albümü değil mi? Brother Ali, Greatest That Never Lived geliyor. Evet, ufak bir durumumuz oldu orada. Siz parçayı nasıl buldunuz onu sorayım. Bir taraftan da ben sıradaki şarkımızın liriklerine bakayım. Sonra da kendi yorumumu yapacağım zaten. Geçen senenin en iyi albümlerinden biriydi, halen dinliyorum dedi Ozan. Evet, klip yeni geldi, onu söylemediysem tekrar edeyim. Hani albüm çok yeni değil ama klip yeni geldi. Albümde benim sevmediğim parçalardan biriydi. Açıkçası hani beat beni yoruyor. Brother Ali'nin vokalini de biraz hani beatten sanki kopuk hissediyorum burada. Evet, vokal bir süre sonra sıktı beni gerçekten. Ama beat de aşırı da güzel değil ya. Ne bileyim. Yani benim çok sevdiğim sanatlar değil bunlar açıkçası. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Ben sıradaki parçamızın direklerini getireyim. O da yakın kafalardaki bir isim. Aesop Rock. Pizza Alley. Geliyor. Evet. Fade attım. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı alayım. Bu sırada ben kendi yorumlarımı da söyleyeyim. Yani... Bir an gerçekten şarkıda 4 dakika boyunca hiç ritim olmadan ilerledi. Bayağı içim bayıldı abi. Evet, lirik olarak başarılıydı ama orası çok içimi baydı. Hani hadi drum girsin diye bekliyorken 3 dakika geçince artık girmeyecek herhalde diyordum. Sağ olsunlar. İkinci nakaratı bu arada hiç beğenmedim. Onu söyleyeyim. Sağ olsunlar, ikinci verse ve üçüncü verse'de sürekli bir beat switch varmış ve davullara orada kavuştuk. Davullu versiyonlar çok güzel. Ya Aesop Rock'ı zaten ben hani lirikal manada hani eleştirmek haddime değil yani kendisini açıkçası o konuda. Güzel iş ama yani keşke ilk 4 dakika böyle bizi baymasaydı. Çünkü gerçekten yani kim rap beatlerinden davulları silelim fikrini ortaya kim attıysa abi hani kendisine çok güzel beddualarım var benim ya gerçekten ya. Ya minimal de olsa bir davul, perküsyon bir şey olsun abi, uykum geliyor ya. Ben o kadar spoken word ve şiir sevmiyorum abi. Davulsuz beatlerden genel olarak çok baydım ben Undertaker ya. İlk 30 saniye ben de destekledim. Abi rap beatte davul niye şart? Yok yani genel olarak bir kulağım ritim istiyor benim müzik dinlerken. Rap beatle alakası yok bunun ya. Yani burada yani ilk verse ki uzun verse'lar öldüm yani. Egecim Prime'ına abone oldun. Teşekkür ediyorum desteğin için. Çok sağ ol. Sıradaki parçamız. Bu da çok yeni bir iş değildi diye hatırlıyorum ama klip yeni yine. Bakalım. Ben liriklerini bulmaya çalışayım. Ha, yine de günün geçerli işlerinden biri. Kabul. Evet. Bunun henüz sözleri yok. Onun için düz geliyor. 3 Melancholy Gypsys, The Tree geliyor. Yani Merce, Scarab ve Eli'dan oluşan 3 Melancholy Gypsys grubunun The Tree isimli klibi geliyor. Evet, geç kararı çıktı. Ben de biraz hemfikirime geçiyorum. Merce'ı çok severim ama yani ya, üzgünüm, bence çok sıkıcı bir hit. Gerçek fast rap bu değil ya. Yani çok yorucu flow bu, üzgünüm. Yani tercih tabii ki başarısızlık değil bu. Hani yani becerememek değil ama tercih, ama bence kötü tercih ya, üzgünüm. Evet, yaşlar ilerledikçe fast rap de heavy metal gibi abi. Çok tahammül edilesi gelmiyor. Kabul. Zın 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 değil mi? Tankurt bu şarkıyı beğendi. Ha, aynı espriyi siz chatte yapmışsınız, şimdi gördüm. 2-3 evet. Hani yorum, benim de yorumum bu kadar olur. Parçayı dinlerken bu arada sıradaki parçanın liriklerini ekrana getirdim. Evet Ferda. Sıradaki parçamız. Busta Rhymes da mükemmel bir albüm çıkardı. Hani kendisinden o kadar iyi albüm beklemiyordum, kabul. Ve albümün bence doğru kliplerinden bir tanesi gelecek. Busta Rhymes ve Rick Ross, Master Fard Muhammed parçası geliyor. James sardın değil mi? Evet, fade attım. Chris Rown'da bir outrosu var albüm versiyonunda da. Şöyle söyleyeyim, High Tech ve Terrace Mountain müthiş iş çıkarmış abi. Beat kusursuz. Hani ve şöyle söyleyeyim, iki MC'nin de verse'leri olması gerekenden çok uzun ama verse'lerde aşırı baymamanızın sebebi tamamen bu prodüksiyon abi. Lirikal olarak ikisi de iyi ki Rick Ross'un beat tercihleri ve MC'liği sürekli, beat tercihi zaten en iyi olan MC'lerden bir tanesi, bunu asla tartışmıyorum. Yani ama hani MC'liği de yıllar içerisinde çok güzel ilerledi yani bence. Bir tek uzun, kabul. Hani 4 dakika. Aranızda yazan var mı bilmiyorum ama. Ben şu an için benim günün en iyileri listemde var. Hatta ben Busta Rhymes'tan bir klip daha aldım, o da çıktığı için. Albümden sonra ama. Hadi ona da bakalım ya. Hadi ona da bakalım. Öyle biraz Almanya'ya geçeriz. Ya da Fransa'ya. O zaman Busta Rhymes ve M.O.P.'nin Rockfilder prodüksiyonundaki şarkısı olan, yine Busta'nın yeni albümünden geliyor tabii ki parça. Zar geliyor. Abi ben bunu otorite kullanacağım. 7 dakika olması ayrı. Hani o bir kenarda dursun ama yani lirikleri de özellikle indirmedim, minimal. Hani hani klip çok kötü ve beat yoruyor abi, üzgünüm. Rockfilder sevdiğim bir prodüktör ama burada muhtemelen MOP ve Basta'yla bu, atıyorum spor yaparken falan gaz verebilir ama şu anki kafamda beni çok baydı ya. Hani yordu beat yani. Haliyle vokalle. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ki ben albüm genelinde de benim biraz es geçtiğim parçalardan biri bu ya. Hadi şöyle yapalım. İki parça daha dinleteyim. Geçen haftadan. Ne daha doğrusu 2 hafta öncesinden. Öyle Almanya'ya geçelim hadi ya. Biraz da ekrandaki abiyi yorumlayalım ama bu nasıl outfit? Albüm yarı yarıya çok kötü, yarı yarıya çok iyi, ortalama şarkı yok dedi Ozan. Evet, katılırım. Abi klip ama şey, kötü klip bazında ben bu klibi seyrederim yani, sesi bile kapatsam. Böyle seviyorum böyle ya. Sıradaki parçamız. Sözleri ekrana verdim. Rapsody. 12 Problems geliyor. Buraya fade atabiliriz çünkü Rapsody'nin kısmı bitti yani parça. Extended versiyon dediğine bakmayın. Derya mı, yapmayın. Kıyaslanmam yani asla. Ya siz rap dinlemeye geldik falan deyip biraz üzüldünüz ama ben girişteki, introdaki kısmı da melodik olarak çok beğeniyorum, müzik olarak açıkçası. Beat gaz, Rapsody her zamanki gibi cayır cayır. Güzel işlerden biri. Hani bugün en iyi işlerine dahil eder miyim, zaman gösterecek ama şimdilik oraya oynamaya yakın bir iş bu. Bakalım var mısın? Yok. Yok, bu eski parça evet. Şu anlık bunun lirikleri henüz göremedim Genius'ta. O yüzden liriksiz geliyor sıradaki parçamız. Ya Musa şey veriyorum, hani şarkı isimlerini yazarak YouTube'a koyuyorum. Oradan kopyalayıp bakabilirsiniz. Bunu ayrıca bir YouTube playlisti yapmıyorum çünkü o biraz yorucu oluyor. Sıradaki parçamız Terminology, It's My Time. Evet. Zaten bitiyordu. Ben de fade attım. Terminology benim genel olarak çok beğendiğim bir MC. Yine vokal çok iyi bence. Ama yani buradaki beat biraz beni baydı açıkçası. Şimdi geçiyoruz Arda'cığım. Buradaki beat beni biraz baydı. Üzgünüm. Tatlı, chill dinlemelik güzel ama hani ben Terminology'yi biraz daha agresif beatlerin üzerine, daha agresif vokalle daha çok beğeniyorum açıkçası. Mesela Anti-Hero albümü, Slay'in'le yaptıkları. O zaman Almanya'ya geçiyorum. Almanya, Fransa karışık gideriz isterseniz de. Ne gelsin ilk olarak? Şu an haftalık global Popo ve Dürüm özel bölümüne bir adım attık. Haberiniz olsun. It's My Time'a siz kaç puan vermişsiniz? Onu da bekleyeyim de öyle şey yapayım. Öyle geçeyim. 3 gözüküyor. Evet. Mantıklı. O zaman ilk parçamız geliyor. Ben parça çalarken logo falan getiririm ekrana. Çünkü yeni arayüzde, yeni scene'lerde henüz bu bizim logolarımızı getirmeyi unuttum. Bir ara düzelteceğim onları. Bu arada şeyden memnun musunuz? Onu da parçayı dinlerken bana yazın. Hani yeni görsellerden, şemalardan memnun musunuz? Onu da bir yazın. Daha biraz derli toplu gözüksün istedim çünkü eskisini de seviyordum ama. Yeni layoutlardan memnun musunuz? Aynen, doğru kelimeyi Musab yazdı, hatırlamış oldum. O zaman ilk parçamız 18 Karat Verükt geliyor. Evet, fade attım. Logolarımızı geçirirken sizi biraz beklettim. Yalnız durdurduğum yerde abinin dönere bakışı muazzam değil mi? Akçay hoş geldin. Yani ya bu şarkıdan Almanya, Türkiye beraber mantığında bir 2000 tane falan dinledim herhalde ben, abartısız yani. Dur, döneri ya da benim yanıma mı koysam, chat'in üstüne mi? Burada zaten dirik açmıyoruz, diriklerin yerine döner koyayım da çok daha mantıklı olacak çünkü dirikler döner temalı. Evet, güzel düşündük. Bunu planlayarak bu template'i, bu layer'ı ayarlamamıştım ama bence mantıklı oldu. Harman ilk içe girerdi, evet. Burada Almanya. Yine 18 Karat ve yine berbat bir parça, üzgünüm. Bu arada 18 Karatçım bizi dinliyorsan nargile tütününde müziğin kadar berbat. Hazır döner PNG'im var ya, ayarladım onu bu arada Musab. Siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama. Neyse, sıradaki parça. Kesinlikle 18 Karat'tan daha iyi bir isim gelmiyor çünkü Almanya'dayız. Eno 183 geliyor. Siz geç yazmıyorsunuz ama ben otorite kullandım. Hani Eno yine bizi hapse soktu. Abi berbat iş, yine berbat iş. Hani ve maalesef bizimkilerin idolleri bunlar yani. Ve burada otorite lazım da sizi hapse sokmakla meşguldüm. O yüzden şey yapamadım. Sıradaki parçayı da daha önce dinledim mi? Yok, ondan öncekini dinlemedim. Bir tane daha var. Orada da hapse giriyoruz yine. Takip için teşekkürler. Merhaba. Sıradaki parçamız Almanya'dan. Mazakayo ve Osama, No Face No Chase. Geliyor. İsimler korkunç bu arada ya. Evet, geçtim. Siz geç demiyorsanız işte bakamadım o sırada ama otorite kullanırım bunda. Berbat. Ya Almanca drill mi diye soruldu. Beat drill. Hani vokalleri neden bahsettiğine dair bir fikrim yok açıkçası. Ama yani çok kötü iş yani. Pop Smoke mezarına Sea Walk yapıyor değil mi? Şu an. Zenon, gördüm linki. Ellerine sağlık, güzel olmuş. Akçay çok kötü şeyler seviyorsun bu arada ya. Gerçekten çok kötü şeyler dinliyorsun. Sıradaki parçamız Almanya'dayız, hapisteyiz yine muhtemelen. Eko Fresh featuring Ibo. Nur Will Zvay geliyor ve DJ prodüktörün ismi de müthişmiş yalnız. DJ Rasim Can'ın beatiymiş. Prodüksiyon ona aitmiş. Eko Fresh neden abi Ümraniye'ye oynuyor ısrarla ya? Neden ya? Geliyor. Abi. Geçtim. Abi bu şarkıyı dünya üzerinde anlayan iki kişi var. Onlar da şarkıyı yapan insanlar. Altı dilde verse yazıyorsunuz ya. Seni çok seviyorum. Dubiz, Gurbet Life, Gurbet Life, Ich keine Hind falan. Yani sallıyorum Almanca kısmını şu anda. Yani abi yani ben bunu dinlemek için geliyorum buraya. Para veriyoruz lan. Almanya'nın netlesi bu zaten abi. Dakşay daha ne netlesi olacak bunun. Aynen Popo gelecektir yakında ya. Almanya batağındayız. Yani. Asla olamaz bu arada Akçay. Abi gerçekten Eko Fresh'in ben Almanya'da da herhangi bir saygınlığı olduğunu düşünmüyorum ya. Gerçekten. İyi müzik istesem Spotify'a veririm bu parayı. Of. Wir sind wie Aubrey und Riri, my love is harbi, yallah habibi, mom nehmit, frizi adamın dibi. Şakasız sözler bu, eyvah eyvah. Eko Fresh Gypsys mi değil mi? Doğru doğru. Gerçekten. Cehennem'de demoları atarsan cuma bakarız ama başka yayında bakmıyoruz üzgünüm. Ozan yapma. Ya gerçekten İbo'nun bu arada uzun sakallı AKP'ye oy veren Almancı sakallı sancak olması gerçekten. Ve abi isim shaming yapmayı dediniz ama Rasimcan nedir ya? Gerçekten yani DJ Rasimcan pardon nedir yani gerçekten? Öf. Ya ben en başta şaşırmıştım da Eko Fresh'in heceyle parça yapmasına falan ben artık şaşırmıyorum abi. Abi Rasimcan ünlü olabilir yani ama isminin komik olduğu gerçeğini değiştirmiyor ya. YouTube'a Rasimcan yazmama gerek yok. Hani saç bir kötü bir isim yani. Almanya'da ünlüyüz. Ünlüyse ünlü. Abdülaziz Bayındır diye ünlü profesör var ama ismi komik yani. Yapabileceğim bir şey yok. Neyse. İslamiyet'i de karşıma aldım. Şu an devam ediyorum ben. Evet istersen Nas'la düeti olsun. İsmi komik yani. Ben bugün Vişne Korkmaz diye profesör gördüm TV'de. Eyvah eyvah. İlerliyorum ben. Almanlar bunları dinliyor. Kapat. Kapat al. Majoe Silva. Middle of the Day. Majoe ve Silva, Middle of the Day. Bu şu isimleri V kullanmak yani çarpıyla yazmak huyundan da iğreniyorum ya. Ben de Kiraz diye birini tanıyorum. Ama düz insan. Ben de Kuku diye insan görmüştüm gerçekten bu arada. Ciddiyim. Neyse şarkı geliyor. Majoe ve Silva, Middle of the Day. Abi geçtim de ya şey var. Almanya'ya biz globalin netlesi diyorduk da globalin Wattpad'i galiba. Sadece vampir mafya görüyorum ya. Bir de iğrenç ergen genç kız edebiyatı kafasında lirikler var genelde. Cenk'in bunları çevirdiği kadarıyla biliyorum. Gerçekten berbat iş abi. Ama klip çok cringe değil mi ya? Evet kötü çocuk Alman edisyonu gerçekten ya. Ve bir dakika şuraya bir daha gelelim. Sizi bir vampir ısırdığını hayal edin şurada. Hani bu kadar normal gülümseyerek hayatınıza devam eder misiniz 3 saniyede ya? Geliyor. Bir izleyelim tekrar yani. Sesi kapalı verdim özellikle görüntüyü. Bak şimdi. Bu gerçekten hani o dönüşmek böyle bir şey mi ya? Of bir şey mesajlar falan siliniyor. Ne oluyor arkadaşlar? Değil mi? Korona oluyorsun hani 14 günde belki çıkıyor falan yani. Sıradaki parçaya geçiyorum. Almanya hızlı bitecek zaten merak etmeyin. Evet kız sevindi bir de. Hey ısırıldım falan diye böyle. Abi Almanya bu kadar medeniyetin beşiği, gelişmiş teknoloji, çok iyi okullar falan derken niye böyle? Hani Türkiye'de zaten bu saydıklarım yok. Hani normal. NetDay'nin varlığı da burada niye var abi bu? Neden yani? Evet yey ısırıldım falan böyle Baykan Varlas 2020. Gerçekten dendi bu arada. Gerçekten demedim hiçbir şey, siz chat'e böyle yazmıyorsunuz zaten. Yine benim berbat bulduğum ama gülmek için arada ne yapıyorlar diye baktığım bir ikilideyiz. Onlar da sağ olsunlar her hafta parça veriyorlar yani. Selo ve Abdi, Veteranos, featuring Brudi 30 ve HK. Burada da nickler bayağı şey, Metin 2'den geliyor Almanya'da da. Neyse devam. Geliyor. Fade attım ben abi. Siz nasıl buldunuz? Bence berbat. Hani bunlara zaten çok yorum yapalım diye Almanca'ya girmiyorum da enteresan bir şekilde ön yargımızı kıran bir iş olursa geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi üstüne konuşuyoruz da burada yani çok yorum yapabileceğimiz iş gelmiyor herhalde. O Almanya'nın Reymen'i de varmış bu hafta, almışım listeye. Hatta o gelsin. O zaman Global Reymen geliyor arkadaşlar. Samra. Can't do das geliyor. geçtim de yorum çok iyiymiş şey değil mi? Tükürüklü bağırık dinlemek istemiyorum diye. Çok doğru bir tanım ya. Ya bu adam bir de gerçekten farklı başlamıştı. Nasıl bu hale evrildi asla anlayamayacağım galiba ya. Popo diye geldik, sadece döner var. Ya Almanca rap böyle bir şey. Ya popodur ya dönerdir, arası yok yani. Bu kanalın yenilikçi modlara ihtiyacı var. Modluk mu vereyim Ceren? Sen bilirsin, veririm. Öf, sırada yine Almanya'yı bitirelim, Amerika'ya ve Fransa'ya yine öyle geçeriz, sorun yok. Yan Kafa ve Küçük Efendi, Legenden Serbenli. Kesinlikle çok kötü okudum ama geliyor. Üzgünüm, otorite kullanıp fade atıyorum. Yani gerçekten bu da şey, ölü duyarı ya gerçekten. Hani Mac Miller benimle alaka diyor abi parçada yani. Bunu da Türkiye'de çok seveni var bu grubun. Biraz Ezel ve UFO hype'ından dolayı ama asla tahmin edemiyorum abi, üzgünüm. Efe dinlemedik ama Paşa'nın dediğiniz ismi de ben sevmiyorum ve yeni bir şey çıkarmadıysa eski, yani çıkarsa denk gelirdim ama eski hiç dinlemiyoruz. En azından haftalık konsepti dahilinde dinlemiyoruz. Dur, neredeyiz? Gelecek daha var Almancamız. Ha. Gelsin, emin de değilim yani. Şöyle bakayım. Buradakileri bitirdik. Güncel Almancadan var 3-4 işimiz. Onları alayım. Geliyor. Tamam, geldim. Çok çok yok ama. Almanca'da iki parçamız daha kaldı. Sinanci, Rabenschwors geliyor. Ama ben şarkı yüzünden fade attım ya. Ve gerçekten Almanya'daki Türkleri niye hep aynı berber tıraş ediyormuş gibi abi, gerçekten ya. Çok sıkıldım ben Almancadan da. Ya ben genel olarak rap müzikten tiksinmeye başlıyorum bu yayınlar sağ olsun ya. Yani çünkü ben normalde es geçiyordum bunları yayın yapmıyorken, asla bunlara bakmıyordum ya. Sıradaki ismimiz berbat bir isim geliyor. Geçen hafta diyorum, 3 hafta oluyor en son yayını yapalı da. Yeterince yerin dibine sokamadığımı hissettiğim için bu hafta da parçasını aldım. Biraz daha kendisini sövmek istiyorum çünkü. Alpagan ve Monkey 41 Glück geliyor. Fight Glück değil mi? Neyse geliyor. Abi parçayı geçeceğim. Alpagan'a gerçekten gram saygı duymuyorum. Geçen hafta çünkü hani başkasının ismi Produced by bilmem ne yazarak Eminem'i dızladılar biliyorsunuz burada. Yani kendisi. Oldum olsa da çok aşırı beğendiğimi söyleyemem ama yine de hani şey, geçen o işi görene kadar, geçen işi görene kadar nispeten çıtırdan bir saygım vardı. Şu an hiçbir şey bilmiyorum ve zaten şey var. Klipte Monkey 41 isimli arkadaşın tipine bir bakın ileride. O yüzden ilerleteceğim parçayı. Yani ciddiyet, burada bir storytelling falan J. Cole dedin de bence J. Cole çok J. Cole'a ayıp oldu Zenon. Hani burada bir storytelling falan da varsa, derin bir hikayede anlatılıyorsa bu arkadaşın tipiyle bize bu geçmiyor ki abi. Bu arada tip shaming yapmıyorum, anlayacaksınız niye böyle dediğimi ilerletince. Hani kimsenin çirkinlik, güzellik yargısıyla alakalı olarak bunu söylemiyorum. Geliyor. Oraya bir ileri sarayım. Evet abi. Yani gerçekten şurada durduracağım. Abi hani bu adam bana dünyanın sırrını falan da anlatıyor olsa parçada neden ya yani ben asla ciddiye alamayacağım ki yani. Mümkünatı yok ki yani. Neden böyle bir maske tercihi, niye ya? Planet of the Apes falan da değil yani, hani o, hani öyle bir konsept de yok parçada, neden yani? Bir elde sigara falan, o maymun var böyle yani, çok kötü bir maskeli bir abi var, neden yani? Yok Ceren, Popo görmedik ama göreceğiz çünkü burada bakıyorum çok görebileceğin isimler var yani, Blueface gibi. Hani henüz dinlemedik şarkıyı Amerika'da. Ondan sonra Little Zubert Future gibi. Rugged Man da dahil olur buna. Hatta zaten Almanya'yı bu parçayla bitirdik. Bu hafta Almanya bizim Popo ihtiyacımızı karşılayamadı. Ben banyo yiyeceğim her türlü bu arada. Ama Amerika'ya güveniyoruz abi. Abi Almanca rap, hani Cool Savaş, Sido ve işte şu an haftalık diyorum. Hip Hop 101'de 3 program çekebildik. 90'lar dönemini seviyorum ama güncel Almanca rap komple bir çöplük abi, üzgünüm yani. Amerika'ya geçeceğim için şeyi kapatayım. Şu logolarımızı bir kapatayım. Fransa'da gerekirse tekrar açarız. Kakamızı kapattım. Flash TV'yi kapattım. Döner de gitsin şimdilik. Direkt gelecek çünkü oraya. Evet, nerede kalmıştık? Oraya bir bakayım ben. Aesop Rock dinledik. Tamam. Şu an diri olmayan bir parça geliyor. Bakalım. Muhtemelen geç kararı vereceğiz ama. Tamam, 2 parça sonra geliyor. NBS ve Snowgoons Trapped in America 2 geliyor. Geçtim. Geç kararı çıktı da. Ya bu yüzden muhtemelen geçeriz diyordum. Artık Snowgoons başta bir güzel geliyorduysa bile artık çok sıkmaya başladı. Hepimiz için geçerli bu muhtemelen. Ve NBS de bence çok ortalama MC'ler, hatta ortalama 6 bir tanesi 2 kişiler. O yüzden muhtemelen geçeriz diyordum. Yine de Ozan'a bu enteresan bir şekilde ilk kez müzik konusunda Ozan'la yapıyorum. Bence de kick tercihi kötü bir tercih burada. Ki normal şartlarda Snowgoons'u erken dönemini beğensem de çok sıkıldığımı hep söylüyorum. Yine aynı Snowgoons beat'i. Kötü mü? Hayır. Ama yani hep aynı beat yani. 10 yıldır aynı şeyi dinliyorum çünkü Snowgoons'tan. Artık ortalama MC'lerle dinliyorum. Bir de böyle bir üzücü yanı var. Yıldız MC'yi görmüyorum artık parçalarında. Çok sık en azından. Ortalama iş yani. Olsa da olur, olmasa da olur bir iş yani bu. Saddam Hüseyin tarzı rap mi bu, değil mi? Her bölümde Ozan'a, her bölümde 5-10 kere Ozan'a ilk kez katılıyorum diyorsun. Ozan yani çok, senin de çok kötü müzik zevkin var, şimdi bunu pek tartışmayalım bence burada. Dün de Ozan'a ilk defa katılıyorum diyerek 10 kere katıldı, değil mi? Bu ara enteresan şekilde yakalıyoruz birbirimizi ama genel olarak hani rap müzik basında çok kötü şeyler dinliyorsun Ozan ya. Neyse, ben devam edeceğim. Popo için bekleyenleri sevindireyim azıcık, yüzünüzü güldüreyim. Bunun da vardı galiba. Lirikleri var mı ona bakacağım. Hemen öyle gelsin. Gerçi bunda çok dirik arayacağımızı sanmıyorum ama. Yok, Unreleased diyor hala Genius için. Unreleased dedi ve lirikler evet. Yayınlanmadı henüz diyor. Liriksiz gelecek. Who Him? Green Legos geliyor. Hah, tamam, burada durabilir, tamam. Burada durabilir. Burada durabilir, ban yemeyelim. Parça berbat bu arada. Parça berbat. Blueface de gelsin, tamam. Bir de Blueface'e bakalım. Beklentinizi karşılayıp göndereceğim. Onun için burada olanları merak etmeyin. Yine de ben bir liriklerine bakmak istedim ama. Evet, henüz Genius'a düşmemiş lirikler. Genius dışından da getirmeye gerek yok. Çünkü ekranımı Genius'a göre ayarlamıştım. O zaman ne geliyor? Blueface ve Mike J NDA geliyor. Yani şu an bana doğru koşuyoruz değil mi? Ellerimizi açtık böyle. Biraz daha devam edeyim mi? Tamam, en azından burada dursun. Nasıl buldunuz parçayı? Ahlak şube geldi, kapırsa. Neyse ki daha Türkiye'de gelmedi. Bunlar legal sayılabilir, evimize yaptırıyorsak, değil mi? Yani her zamanki Blueface, berbat parça tabii ki de yani. Sıradaki parçamıza bakıyorum ben. Var. Tamam. Sonunda liriği olan parça var. Of. Sıradaki parçamız Black Thought, State Prisoner. A Color Soul'daki performansı gelecek. Hani bunu official video olarak verdikleri için aldım aslında. Tam olarak bir klip sayılmaz. Klip kelimesini unuttum şu an. Müthiş yalnız. Parçayı Popo düşürse fena değil, değil mi? Ceren, görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar. Yok, Efe, Blueface'i dinlemediğimizi parçada ben de biliyorum ama şey değil yani. Ya beat'ten ve düetteki arkadaştan zaten tırtlık akmıyor mu? Hani Blueface ne yapmış olabilir de o parça yükselsin yani. Blueface genel olarak berbat bir MC çünkü, üzgünüm. Hani Memphis rap'i falan severim, eyvallah, ama bu yani Blueface o listemde yok benim yani. O açıdan diyorum. Ya Blueface parasını alıp çıkıyor yani muhtemelen. Abi bak Arda, şundan netleşelim. Hani AMK silmek biraz katı değil mi diye. Evet, katı olabilir ama şu katılığı sağlamamız gerekiyor. Buraya yeni gelenler falan da böyle tamam sövsün falan diye. Ben genel olarak kendimle çok nadir ağzımdan kaçmadıkça küfür etmiyorum. Chat'te de hiçbir şekilde küfür olmasın, erillik olmasın istiyorum. Hani o sebeple böyle bir kuralımız var yani. Yani mod VIP yazınca onlarınki de siliniyor, emin olun. Görüşürüz Ceren tekrar. Ya bu da şey değil hani. Zaten bütün Türkçe rap hani penis üstüne falan kuruluyken yani bilmem ne. Biz biraz farklı olalım ya, değil mi? Daha medeni olalım, ne kaybederiz ya. Bu biraz daha funk rap'e yakın bu arada, doğru 47. Evet, çünkü şeyden diyorum, Twitch chatinde bir kere küfür falan edildi mi ondan sonra düzenli burada olanlarınız abartmasa bile yeni gelenler falan ondan sonra abi kopuyor olay yani, berbat oluyor. Ben öyle bir chat istemiyorum çünkü. O zaman parça geliyor. Black Thought, State Prisoner geliyor. Mis. Yani albümdeki versiyonunu da seviyorum ben ama yani buradaki live performans abi çok güzel live performans. Yani zaten Black Thought'un lirik kalitesini ve MC skill'lerini zaten tartışmaya gerek yok ki, ama mesela çıkış single'ını pek beğenmemiştim albümünü. Ama albümün geneli hakkındaki fikrim olumlu bence. Evet. O zaman ne gelsin? Bakıyorum listenin bu kısmında Fransalar haricinde atladığım bir şey yok. O zaman Tory Lanez gelsin. Ben liriklerine bakayım. Var. O zaman Tory Lanez, Jokes on Me geliyor. Ama geçiyorum gerçekten. Ya sorun şu. Ya offbeat olmak neden stil derseniz şöyle, hani beceremeyip offbeat olmak var. Yer yer hani bir stil olarak hani vurgulamak için belki söylenen şeyi vesaire offbeat olmak var. İkisini aynı çıtaya koymam. Tory Lanez'inki biraz kasıtlı bir offbeatlik orada ve zaten çok kısa sürdü yani, fark etmişsinizdir. Yani ama mesela Blueface offbeat'in kralı ve gerçekten çok kötü ama yani o biraz beceriksizlik diye görüyorum ben onu yani. Parçada da yani olabilecekken olmamış diyorum ki ben bu sene Tory Lanez'i ben de genel olarak beğendiğim isimlerin arasına yazarım. Bu sene dinlediğim işler bazında. Ki mesela şey, Bambi'ye cevap olarak yazdığı parça bayağı iyiydi mesela. Evet, E4 ya da Absol olmak var. Bir de hani Türkiye'den örnek verdiğim için söylüyorum. Tekmil olmak var, Selo olmak var yani. Yani ikisi farklı şeyler. Aynen nasıl caz müzikte bilerek gam dışına çıkılıyor. O hesap dedi boşluk atar. Çok doğru. Aynen böyle bir şey. Şimdi gam ne demeyin. Yani bir zahmet yani müzikle uğraşıyorsunuz. Öğrenin onu yani. Joyner Lucas'la Sugar Mix'inde de ateş etti Tory. Evet, katılıyorum Zenon. Bu albümün ilk klibi de iyiydi. Most Like, ama bu parçada şey sıkıntısı var. Katılacak mısınız bilmiyorum. Ya verse'ün tamamı aynı melodik, aynı nameyle gidiyor. Aynı şeyde yürüyoruz. Aynı tonda yürüyoruz abi. Hiçbir değişiklik olmuyor. Bu biraz bayıyor. O beklediğim değişiklik parçanın outro kısmında geldi. Hani araya farklı bir bridge olsa ya da işte biraz daha değişik bir şey denense daha bir tatlı olurmuş. Başladığı gibi yani şarkıya başladığı tonda şarkı bitiyor. Bu çok görmek istediğim bir şey değil benim ya. Zenon katılıyor musun bilmiyorum ama çok mu kötü parça? Hayır. Ama yani şey değil. Joy'un nereden çıktı? Chat'i okuyordum. Tory Lanez'in benim ileride hatırlayacağım parçalarından biri de değil açıkçası. Sıradaki parçamızın liriklerine bakayım. Hani liriği olmayan parçalarda zaten parçayı dinlerken bakıyorum ama bunlarda mecburen sizi böyle bekletiyorum biraz. NBA Young Boy'dan geliyor. Treasure. Evet abi, otorite. Yani chatten de geç yazanlar oldu muhtemelen de otorite. Ben bu arkadaştan da tiksiniyorum ya. Üf. Çok kötü parça. Hani her şeyi de kötü. Flip Dinero No 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 iyiydi, hatta onu almış olmam lazım. Emin olmamakla birlikte. Aldım sanıyormuşum, almamışım. Hatta o gelsin ya. O gerçekten geçen hafta çıkan iyi parçalardan biriydi. Ben onu alayım hatta. Ama biz bir dakika bunu dinledik sanki ya. Daha erken dinlemiş olabilir miyiz biz bunu bir yayında? Şu an ona bakacağım. Üşenmeyeceğim mi ona bakacağım. Kanaldan. Galiba dinledik ama ya. O geçen hafta değil de Ekim'de çıktı diye hatırlıyorum ben ama. Hemen onu çözerim. Zaten o kadar çok yayınımız evet, olmadığı ya, için. Sıkıldım. Döneceğim. Pardon. Buna bakıyorum çünkü güzel parçaydı. Hatırlıyorum ama yayında dinledik sanki onu ya. Evet, dinlemişiz. O zaman kaldığımız yerden devam edeceğim ben. Evet, No No No'yu dinlemişiz. YouTube'da 3. bölümde var. Hatta orada da beğenmiştik ya. Aynen. Beklettiğim için kusura bakmayın. Devam ediyorum ben. Ama işte 3-4 hafta yapmayınca böyle kafa gidiyor hani dinledik mi dinlemedik mi diye. Ama teyit etmiş oldum. Yine çok beğenmediğim bir isimden bir parça var sırada. Bakacağım. Bunu da dinledik tamam. Rich the Kid'in Bankroll'uydu, bunu da dinledik aynen. O zaman Future ve Lil Uzi Vert soruyordunuz, ilk parça gelsin oradan. That's It gelecek. Lirikleri artık onun da vardır oha yani. Evet var. Tekrar edeyim. Future ve Lil Uzi Vert, That's It geliyor. Geliyor. Konuşamamak. Yine. Geçeceğim de bir de Lil Uzi'ye bakayım. Geçtim. Berbat parça abi. Çok kötü parça ya. Albüm de bu arada berbat yani. Ve Ozan'ın çok doğru bir yorum var. Nette on steroid gerçekten yani. Steroidli nette yani bu. Gerçekten. Üff. Ya ben evet, bunların çakmaları da Türkiye'de çok seviliyor abi. Musab diyorum. Undertaker pardon. Bence neden böyle olmuş? Abi yani Future'da düz adam. Yani Lil Uzi Vert da düz adam. Ya gelebilecekleri en üst noktalara yıllar evvel geldi ikisi de. Hatta Lil Uzi hala nasıl geldi en ufak fikrim yok ama. Evet, Future'ınki biraz şey, üretken olacağım diye hani yaptığı her parça yayınlamak. Türkiye'de bana çok tanıdık geldi. Hani muadile bazında. Ama Lil Uzi vardı, ben hiçbir zaman yetenekli bulamadım ya, üzgünüm. Bir şeyin kötüsü Türkiye'de beğenilir, en kötüsü hit olur gerçekten. Ya Future'ın iyi parçaları var abi. Yani o kadar da Lil Uzi'ye kıyasla gömmeyeceğim tamam ama yani üf, çok ekremsi parça. Yine kötü. Sırada lirikleri olmadığını bildiğim bir iş geliyor. İlginizi çekebilir diye aldım. Bu albümde benim beatim yok bu arada. Ben hani bizim ekip, bizim label ama aldım. Second Generation Wu Hereditary isimli albümünü çıkardı. bilmeyenler için Wu-Tang üyelerinin çocukları, hani ikinci jenerasyon Wu ismiyle bir grup kurdular. İlk mixtape geldi diyelim, aslında albüm değil buna. Oradan bir parça getirdim. Bayağı beğendim çünkü parçayı. Metalman'ın oğlu var. Ghostface'in büyük oğlu var. Mastakila'nın oğlu var. Yuga'nın oğlu Intel var. Başka unuttuğum bir kesim var şu an ya. Kafa durdu. Ciza'nın oğlu Justice falan da var ama onlar henüz bu projede Pyro ve Justice yok henüz. Ama onlar da El-P'de olacaklar muhtemelen. O zaman Second Generation Wu'dan Weapon X geliyor. Özellikle fade attım, tekrar edeyim. Ghostface'in oğlunu merak ediyorum dediniz. Şu an duyduğunuz Sangat zaten. Ghostface'in oğlu. Albümde solo parçalar da var. Ben rastgele en çok dinlenene göre aldım YouTube'daki. Hatta iki parça sadece SoundCloud'da var falan. Biraz karışık bir mixtape oldu bu. Bir de Shotgun isimli parçayı almışım da. Shotgun'ı da merak ediyorsanız açarım ama bence ilerleyebiliriz. Ya da hadi kısaca onu da göstereyim. Göstermek için merak edenler albüme bakabilir ama yani şey... Hani Instagram story'inde falan paylaşsam da çok işime sinerek paylaştığım bir iş olmadığını belirteyim yani. Yani daha iyi şeyler duyulacak dediğim demolarda ama bu mixtape böyle aşırı da tutmadım yani, haberiniz olsun. Çok önermiyorum. Sırada Your Old Droog featuring Macomy, El-P, God Fahim ve Black Thought'un ortak parçası. Cümleyi çok kötü kurdum. Baştan tekrar edeyim. Your Old Droog featuring El-P, Tha God Fahim ve Black Thought, Pravda geliyor. Lirikleri de var. Abi üzgünüm, tahammül edemiyorum. Üzgünüm, tahammül edemiyorum. İşte Davos'uz beat bu yüzden abi, hayır yani. Hala güzel şarkı diyor Ozan. Senin müzik zevkine sadece bu yüzden sövüyorum. Bu davulsuz, bu iğrenç, bayık işleri çok seviyorsun ya. Haftanın şarkısı geliyor sonunda falan dedim ben açarken abi, Allah aşkına ya. Ve gerçekten ben bu parçayı albüme göz atayım diye yayın haricinde baktığımda da duydum. Abi niye ya? Ve bütün parçada beat böyle gidiyor ya. Evet, davulsuz beat sevmem için bir de böyle iki barlık melodinin loop'ta gitmemesi, bayağı bir şey olması gerekiyor. Müzikal anlamda dolu olması gerekiyor abi. Bu nedir ya? Bana ilk kez katılıyorsun Musa, böyle mi? Ve şey var ya, dinlediğim kadarıyla söyleyeyim. Fade attık sizi baymamak için. Black Thought parçanın en iyisi. God Fahim'i beğenmedim. El-P, Rendezvous'taki işlerinin çok uzağında bir verse ortaya koymuş. Üzgünüm. Macomy fena değil. Your Old Droog yine zaten çok büyük bir Nas ripofu, Nas çakması. Yani kötü değil. İlk verse'ü duyduğunuz arkadaş Your Old Droog zaten. Dirikal manada iyi, eyvallah, ama uzun yolda dinleyeceksin dediğim parçada da abi adam Doçka'dan falan bahsediyor. Hani Pussycat falan diye sözler var. Uzun yolda böyle bir parça mı dinliyoruz gerçekten ya? Gerçekten bu fikri kim ortaya attı abi şunları? Hani abi bir fikir geldi, evet sample var ya, evet abi keselim, aynen kullanalım, davul yazmayalım, üstüne de bayık rapler yapalım, müthiş oluyor. Bu fikri kim ortaya attı ve neden kabul gördü? Nasıl bir tarikatsınız abi siz ya? Ozan, bu sorum sana. Gerçekten ben şeye inanıyorum, böyle hani sen ve bu beğendiğim prodüktörlerin böyle bir gizli masonik bir yapılanması var. Beraber toplanıp hafta sonu böyle drum pack CD olarak alıp böyle kutulu böyle drum pack bıçakladığınıza inanıyorum ben yani gerçekten. Kudur yazıyor bir de chat'e. Abi bu nedir ya? Gerçekten bunu beğenip övüyorsun bir de ya. O zaman liriklerine asla bakmak istemiyorum ama bakacağım bir parça geliyor. Katliamelli geliyor arkadaşlar. Hani projede iyi isimler falan var ama niye böyle dediğimi anlayacaksınız. Evet, lirikleri var. Bunu açmayacağız mı dedik? Ya buna bakarız ama şey değil yani, muhtemelen geç kararı çıkacak. Hani geç kararı çıkana kadar ki MC'leri değerlendiririz ya. O yüzden geliyor. DJ K-Slave ve Amerika camiasında bildiğiniz herkes, Rollin' 50 Deep geliyor. Evet, fade attım. Abi probleme geleyim parçadaki. Yani abi kim bunu iyi fikir diye düşündüyse gerçekten çok büyük hata. Bak, canavar gibi MC'ler var. içerisinde. Hatta hani ya bu adamlar müzik yapmayı bıraktı. Nereden buldun getirdin K-Slay Baba dediğim isimler de var. Grandmaster Caz gibi, Melly Mel gibi isimler var ve hiç de bizdeki dinozor kafasındaki isimler gibi eskisinden daha kötü falan dönmüş değiller. Bayağı cayır cayır rap yapıyorlar yani. Parçada trik, en kötüsünü seçeyim parçanın 50 isim arasında trik. Berbat bir vokal abi. Ben dinlediğim kadarıyla söylüyorum bunu. Parça 18 dakika 27 saniye noisy. O yüzden parça mantıken güzel, beat kötü değil, MC'ler iyi ama ya 18 dakika 27 saniye kim dinleyecek abi bunu? İnsan dinliyor abi bunu. Bundan daha kısa şey var. Bundan daha kısa albüm var. Ve evet, boşluk sorun orada. Sen bu parçayı abi, bu beat de güzel. Bill Conti'nin güzel sampling ve üstüne eklemeler yapılmış. Hani zaten biliyorsunuz şu onun sample'ı. Susamamı 3 günde dinledim. Abi evet ama bunda şey var bir de. Abi beat değişmiyor. Aynı 8 barda sakin gidiyor. Son 8 barda çıkarken üstte işte brass eklemeleri geliyor, prodütörün yaptığı ki güzel eklemeler. Kafa sallatan beat. Eyvallah ama abi 50 isimle aynı beat'i komple dinliyoruz. Abi bir switch yapmayı falan geçtim. 18 dakikalık bir tek şarkı projesi neden var abi? Bu kadar ismin düetlerini al böl ver. Rolling 50 deyip part 1 falan böl de demiyorum. Hani 4 parçalık albüm yapmışsın. Bütün parçalar 12 dakika. Yani ne gerek var abi? Buradaki MC'leri uyumlarına göre bir araya koysana ya. Aranja falan yok yani. Abi beat değişse de 18 dakika 50 MC tek verse yani ve ortada bir şey de yok. Konsept bütünlüğü de yok bu arada. Yani ne gerek var abi, niye? Böyle abi. Parçada beğendiğim verse'leri ben yine de söyleyeyim. Tek tek baktım ben. Hani şey var ve çok övüldü. Hani ki parçanın YouTube yorumuna ben de Fire diye beğendim. O ilk anın gazıyla, çünkü bu kadar baba ismi bir arada görüyorsun. Hani o açıdan güzel. Hani özlediğim isimleri duyuyorum. Bumbepiş güzel. Eyvallah ama yani ne gerek var? Neden katliamelli yapıyorsun? Ya ikili Hakan mısın sen abi? Koskoca K-Slay'sin sen ya. En çok beğendiğim isim Ghostface oldu. Parçada. Sonra Styles P'yi koyarım. Benny'i koyarım. Raekwon ve AZ o kadar sarmadı beni bu parçada. Buradaki Billy Danes kısmı çok iyi. Davis iyi. Hepsini tek tek yorumlamayacağım. Hani bayağı 50 isim olduğu için uzun uzun gidiyorum. Bir de abi ben oraya gerçekten şeyi eklerim. Verse olarak. Corey Guns'ı eklerim ya. Beni vuruldu bu arada. O da biraz üzüldüğüm bir şey. Üzüldüğüm derken vurulmasına çok üzülmedim. Bacağından vurulmuş da ya şey var. Conway bir vuruldu. 10 yıldır sadece o hikayeyi dinliyoruz ya. Şimdi beni de 15 yıl boyunca bayık sadece Ozan'ın sevdiği beatlerin üzerine bize vurulmasını anlatacak. Bu yüzden abi üzüldüm biraz vurulmasına ya. Ben çok baydım bu sound'dan çünkü. Ben bu New Wave sound'undan çok baydım. Ha, tamam, Conway'in vurulması da kolay bir şey değil. İbrahim Tatlıses versiyon 2 çünkü yani. Hani adamın ağzı kaymış böyle. Bunu yapmamam gerekiyor. Ayıp çünkü. Ama yani yine de hani 10 senede anlatmazsın bunu, anladın mı? Nasıl vurulduğunu. Şimdi beni de 10 yıl bana anlatacak. Çıldır kuduru falan değil abi. Gerçekten üzgünüm. Bu parçanın da en büyük hatası yani, bir de gurur duyar gibi featuring 3 kişi artı 47 mor yazıyor abi. Saçmalık yani. Parça abi bu. EP vermiyorsun sen ya. Güzelim proje mahvolmuş. Hayır, beat de dahil olmak üzere. Güzelim proje mahvolmuş ya. Sıradaki şarkımız. Yazdım ama lirikleri henüz gelmedi. Başka parça geliyor. O zaman liriksiz dinliyoruz. R.A.'d Rugged Man featuring Inspector Deck ve Timbo King. EKMY geliyor. Fade attım tekrar. Klipte Stuck B de var. Sean Price'ın erkek kardeşi. Müthiş parça. Bugünün en iyi parçalarından bir tanesi. Hani en iyi seçme ihtimalim çok kuvvetli. Busta Rhymes'ın parçasıyla beraber şu an. Zaten çok az işimiz kaldı. Hani Fransa var daha gerçi de. Geç çıkacak işlerimiz de var arada çünkü. Dediğim gibi bugün seçmece aldım 3 hafta için. 12.30, 1.30 gibi falan son bir saat daha buradayız, bitiririz. Boşluktan tam onu diyordum, hani çıktı ama değerlendirmedik çünkü 3 haftadır yapamadığımız için bugün artık güncele yetişmek adına, çünkü parça parça yetişmiyor belli ki. Bugün 3 haftadan bir derleme alalım, devam edelim kaldığımız yerden haftaya diye gidiyorum. Kusura bakmayın. Sıradaki parçamız Whiny In The Morning geliyor. Geç dediniz ama bitiyordu zaten. Beğendim. Güzel, hani keşke görmek istediğimizi bu klipte görseydik. Muhatabına çok iyi şarkı. Bu arada ben de muhatabı sayılırım. Güzel pop rap iş bu ya. Hani günün iyi işlerinden bir tanesiydi. Hakkını yiyemem. Sıradaki parçamızın lirikleri bakayım ama sanmıyorum. Çünkü Versal Hip Hop'tan gelen şeyleri genel olarak yeni çıkmış ise hemen görmüyoruz. Ama tabii ki yanılmam gerekiyordu. Geldi. Jago Apo Lost Files geliyor. Of, geçtim beyefendi, geçtim. Of. Fade atayım diye yaklaşıyordum da kazayla zaten sonuna tıkladım, öyle durmuş oldu. Of. Abi emo rap'in de kötüsü ya. Of. Bu ne ya? Vallahi bir ağrı kesici alacağım. Başım ağrıdı gerçekten bu arada ama. Ve ona çok yakınım ya. Nargile adam. Daha önce bana öyle hitap edildi o yüzden. Tat çok kaçtı abi. Hani emo rap zaten çok kıl olduğum bir janra. Ama yani. Bıkmadınız abi, ne acınız varmış ya. Öf. Ya Amerikan vatandaşısın bir kere, ne kadar büyük acın olabilir yani. Orta Doğu'dan selamlar abi. O Jim Jones'un Levent Kırca ekolünden bir parçası var sırada. Konuşamadım ama anlayacaksınız. Yok. Lirikleri gelmedi. Yayında kötü parçadan ağrı kesici içildi gerçekten. Lil Peep de sevmiyorum boşluk ya. Bak dediğim gibi benim güncel pop rap'le ya da hani ben, hani sen boomer rap diyorsun da boom rap çok sevmeme rağmen güncel pop rap'le veya autotune'la problem yok ama bu çok kötü iş ya. Ha Lil Peep bunların yanında büyük vizyonerdi. Bunu kabul ederim. Uzun süre tahammül edemesem de alıcısında Lil Peep, bu janrının iyisi Lil Peep. Doğru. Bana o da geçmiyor ama hani en azından bu janrayı dinlemek isteyenler için Lil Peep güzel bir örnek. Mesela Lil Skies var bugün istedi ama tiksiniyorum ondan da mesela yani. Maalesef Bonza sevmiyorum. Sıradaki parçamız Jim Jones Election geliyor. Bayağı seçim şarkısı yapmış. Olacak o kadar reis geliyor. Abi 1 dakika 53 saniye ama hayatımın en uzun 1 dakika 53 saniyelerinden birini bu Jim Jones bana yaşatmış olabilir. Berbat parça abi. Bak evet, bu boomer rap abi. Gerçekten bu boomer rap. Hani Dipset severim evet ama yani nerede cıvaz, nerede şey, her zaman en zayıf halkası. Hani şey, Hellrell'i saymazsam bir dönem kendisi oraya yanladığı için. Jim Jones'u zaten ya. Hani çok saygı duyuluyor kendisine ama yani tahammül edemiyorum ben bu vokale ya. Özel olarak beat'i gömebilir miyiz? Gerçekten abi hani Distral mi yaptı? Kim yaptı bu beat'ini? Neden bu kadar kötü abi? Sıradaki parçamızın linklerine bakayım ben. Sonra biraz, bu parçadan sonra biraz Fransa'ya da bakarız. Hakkını yemeyelim, o kadar Almanya dinledik. Zaten çok fazla parça seçmedim Fransa'dan, az var. Dediğim gibi hani 1.30 gibi falan da yayınımızı bitirmiş oluruz. Bu parçada Worldstar'dan geldiği için link şeyi yok, lirikleri yok. O zaman Young Buck Together geliyor. Evet. Fade attım. Young Buck'tan 2-3 hafta önce, yani 2-3 hafta gerçi ay oluyor. Günün en iyi parçalarından birini dinlemiştik. Bu parçada kötü değil. Ben dinlerim ama yani çok da kendisini ileride hatırlayacağım işlerinden biri değil. Yani olsa da olur, olmasa da olur bir parça. Kabul. Bu arada haftanın şarkısı Your Old Droog'dan Pravda. Ozan, gerçekten iyi uykular diyorum bak. Gerçekten iyi uykular diyorum. Hani sana kötü dilekler dilememi istemiyorsan bu muhabbeti kapat abi. O berbat bir parçaydı. Günün en kötüsü seçebilirim onu gerçekten. Burada o kadar çöp dinledik, ona rağmen onu, Almanya'da falan da onu günün en kötüsü seçmeyi düşünüyorum bir taraftan ya. Çünkü kızgınım o parçaya. Davul yazın abi şunlara ya. Biraz Fransa'ya giriyorum dediğim gibi. Medine featuring Kobaladi, Larry, Pirate, Remy ve Oxmo Puccino. Grand Paris 2 geliyor. 5 dakika. Bu da katliam 6. Evet, ben de otorite kullanacaktım zaten. Gerçekten geçmemiz gerekiyor. Konsept. Konsept mi diyorum ben? Niye T çıkmıyor mu? Gerçekten beynim uçacak yani, ama şey var. Almanya'nın hala fersah fersah önünde Fransa. İyi bir parça değil. Gerçi burada Kobaladi'yi üzdü. Medin'i normalde ideolojisi yüzünden nefret ettiğim bir isim olsa da kötü bulmadım. Yayın dışında dinlediğimde diğer isimleri çok beğenmemiştim ama parçanın yıldızı o. Kalite tesadüf değil diyeceğim ve Oxmo Puccino burada. İyi ama parçayı kurtarmaya tek başına yetmiyor. Ya çünkü rap müzik aranjörlerinin genel problemi galiba toplu parça yaparken abi aynı beatin üzerinde herkes sektiği zaman 5,5 alt dakika boyunca insanlara sıkıcı geleceğini hala anlayamıyor olmaları muhtemelen yani. Ha. Ya bu arada bizim futbol içerimiz de geliyor, anla ki eğleneceksin. Aralık ayında hip hop 101'ler falan 2 haftada bire düşecek, daha sağlıklı olacak çünkü öyle. Her hafta enerji kalmıyor ya da konular çok erken bitecek. Araya daha güzel içerikler eğlence bazında sıkıştıracağım ben yani. Sırf müzikle alakalı olmayan. O zaman devam ediyorum. Aralığa atma sebebi şey ya, aslında aralığı ben şu an kullandığımız bu yeni backgroundlara falan da aralıkta geçip böyle yeni sezon kafasına falan gireyim istiyordum da ne gerek var mantığı, çat diye girdim öyle. Bilgileri ondan veriyorum. Aralıkta deme sebebim de hani şey, Hip Hop 101'in Almancayı bitirelim bari öyle 2 haftada bire düşelim mantığında olduğum için biraz aralığa ettim onu aslında. Yeni sezon. Gerçekten. Sıradaki parçamız Rough Goat. Yine Fransa'dayız. Geliyor. Yeterli dediniz diye geçtim. Ben de bayağı beğendim. Günün en iyi 3 parçasından biri net. Kesin olarak. Ve gerçekten diril bu yani. Biri keşke bizim dirilcilere dinlese yani. Evet evet Faiz, o yüzden bayağı güzel ama geçebiliriz mantığı. Ya Fransa Almanya'ya kıyasla hala da çok daha kaliteli ya rap müzik bazında. Günceli yani. Ki Rof benim Fransızca hip hop yayınında da söylemiştim, Hip Hop 101'de. Zaten sevdiğim bir MC ve yani şey, yeni akımlara adapte olacağım, modaya adapte olacağım derken bozmayarak adapte oluyor. Bunu da çok takdir ediyorum ya. Evet, bir harman değil bu arada, değil mi? Emir sormuş. Futbol yayınlarına müsait oldukça hani İsmail katılmaya çalışacak ama Burak'la ikimiz sabitiz. Arada bize Onur katılabilir ve arada belki yani ajanslarından vesaire ya da kişisel işlerinden sıkıntı olmazsa, düzenli olmasa da spor basınından bilindik 1-2 kişiyi ağırlayabiliriz. Henüz kesin değil. Aynı şey basketbol içeriğimiz olan Triple Double için de geçerli. Ama o NBA sezonu başlayınca başlayacak, ona daha var. Spoiler verme çok. Onun dışında bir münazara içeriğimiz gelecek. Onda bayağı eğleniriz gibi geliyor. Hani o da bol konuklara dayanan bir içerik olacak yani. Triple Double yayınlarında maç izliyorduk ama bunu şeye döneceğiz. Sezonla beraber haftalık hem özetleri izleyip o hafta çıkmış maçları komple analiz ettiğimiz bir yayın geliyor Burak'la. Türkçe Rap'i globalde kaçıncı sıraya koyarsın abi? Yani şu günümüzdeki versiyon hani Almanya ile beraber bayağı sonlarda, bilindik ülkelerde tabii ki yani. Üzgünüm. ABD hariç ben Fransa derim ya. Hani Fransa, Polonya günceli, Rusya. Kesinlikle Almanlardan öndeler bence. Benim için yani. Bilindik ülkelere gidiyorum şu an. Almanya, Türkiye falan diye gider yani ama. Evet, Almanca rap gerçekten fazlasıyla overrated. Ya, Türkiye'den kötü kim vardır? Kazakistan falan vardır abi. Yani Asya soundlarını sevmiyorum. Rap müziği hiç gitmiyor bence. Hani İspanyolcayı saymıyorum çünkü çok konuşulan bir dil olduğu için, mesela Latin, Brezilya soundları falan da bana çok çekici gelmiyor yani. Rusçayı saydım ya, hani sevdiğim ülkelerden biri ama ya bu yani bütün dünyada işte böyle bir keşif turuna çıkıp hani hip hop yüzbilerde biraz girdik ona işte şu an. Hatta Almanya'yı bitirip Türkçe rap'le oradan çıkıp tekrar Amerika'ya döneceğiz yani, Golden Age'e falan. Hani bakıyoruz ama hani yani çok büyük bir hakim olup değerlendirmek daha mantıklı. Yani atıyorum belki Flemenkçe'de çok iyi işler var ama ben Hollanda'yı o kadar iyi takip etmiyorum yani. Onun için belki haklarını yiyorum yani, buna bir şey diyemem yani. Neyse, devam ediyorum. Yine Fransa'dan bir şeyler gelsin. Sofyan ya da Sufyan diye okuyorduk daha doğrusu. Sufyan Fish SCH American Airlines geliyor. Evet, fade attım. Bu parça da cayır cayır bence ya. Bu arada bir önceki parçada konuştuğumuz konu burayla da alakalı. Yine Sofyan'dan da örnek vereceğim buna çünkü. Boşluk atar demiştik ki Almanya'nın o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası diye. Erken dönemi için ben de düşünmüyorum Sofyan. Ya zaten hani 3 bölüm yaptık. Bugün çarşambaydı. Yarın Cenk'le muhtemelen Hip Hop 101'de 4. bölümüne başlayacağız. Hani çünkü Cenk'in daha Almancası da olduğu için biraz diğer ülkelerdense daha detaylı anlata gittik. Hani biraz da sohbet ettiğimiz için de uzuyor yayınlar. Hani şikayetçi değiliz hiçbirimiz muhtemelen ama erken dönemini Almanya'dan seviyorum bayağı ama şöyle bir sıkıntı var. Abi yine Türklerin çok olmasından mı diyeceğim? Hayır. Türk olmayan azınlıklar da Almanya'da bunu yapıyorlar. Bak, Fransızların yaptığı doğru şey şu. Almanya'yı o yüzden çok overrated, hatta son dönemini çöp bulma sebebim bu. Fransızlarda da Sofyan'ın şu an yaptığına bak. Bu adam da göçmen. Demin Rof da göçmen ama hani kendi yöresel şeylerini böyle her yerde dinleneyim popülistliğiyle böyle hani yaptıkları müziğin üstüne atmıyorlar. Cezayirli ama ben şu parçada bir tane hani kurala uygun olmayan bir şey duymuyorum. Ha, iyi harmanlıyorsan onu da koy bu arada, problem yok. Ha, örneğin Rapüstat'ta iyi harmanlandı arabesk sound ama abi ben drill yapıyorum deyip çiğ köfte atıyorsun parçanın üstüne. Almanya'da da aynı şey var. Hani parçalar hani azıcık drum ver abim, azıcık hayetleri aç, azıcık da şuna limon sık. Yani şey hani drill ister misin? Çocuk adamdayız yani çünkü. Hani bu da drill parça. Cayır cayır. Abi konu dışı ama Türkiye liderlik için çıktığı maçta küme düştü. Ya biz şey var bu Türkiye'de ve Almanya'da şey var. Toplumun her kesimine sevdirelim falan gibi bir yapmacıklıkla abi hani ya hiçbir şey orijinali gibi kalmıyor. Bugün başka bir arkadaşımla alakasız bir mevzudan da bunu konuşuyorduk. Abi ben burada toplumda da bunu çok görüyorum ve mutlu değilim yani burada yaşarken. Yani şu an Türk kültürü diye anlatılan şey Türk kültürü falan değil ki abi, Orta Doğu kültürü yani. Sarkan hoş geldin. Yani Orta Doğu kültürüyle de problemim yok bu arada. Her şey olduğu gibi güzel. Hani Doğu Doğu olarak güzel, Batı Batı olarak güzel abi. İlla ikisini hibritleyip de ikisini tek potada eritelim kafasına girmeyin. İğrenç oluyor. Bahsettiğim olay bu. Yani çok alakasız bir örnek vermiştiğim için ya abi somon ızgara aromalı nargile üretmeyin lütfen yani, içilmiyor çünkü yani ne gerek var. Yani geleneksel aromayla güzel zaten bu yani, ne gerek var yani. Evet, tek potada eritmek dendiği an dolayı iğrenç duruyor yani. Evet, Türk kültürü daha çok görüklük üzerine, doğru. Ve benim hani Türk kültürüyle veya Türk olmakla alakalı problemim yok da Türk kültürü diye dayatılan geleneklerin bilmem neyin ya da şu anki moda olmuş zevklerin hiçbirinin Türklükle alakası yok. Ya da işte rap buraya geliyor, düz rap kalmıyor, arabesk rap oluyor. Arabesk drill diye dalga geçtiğimiz semt rapine evriliyor falan. Abi rap olarak güzel zaten. Ya da güncelde Almanya'da da ben bunu çok gözlemliyorum. Afro trap yapalım çünkü birileri yaptı ve tuttu bu. Tamam, bütün piyasa İsmailiye kalacak abi. Almanya'da da aynı şey var. Burada da o var. Ve ikisinde de, Fransa'da o kadar görmüyorum. Almanya'da geçen hafta Alpagan, yine bir Türk gerçi, hani Almanca rap yapsa da abi Eminem'den parça dızladı. Hani hani böyle bir araklama seviyesi var. Türkiye'de yapılan 10 işin 9'u nasıl, ne kadar sıkıntılı işte çalıntıysa Almanya'da da öyle. Almanya'yı o yüzden gömüyorum. Yoksa hani en başta Kul Savaşların, Zidoların erken dönemde yaptığı, Agro Berlinlerin falan yaptığı şeyler çok çok güzel işler abi. Ama güncelde bakıyorum, Mero var abi Almanya'da yani. Hülya Avşar'ın nane limonlu kolası gibi bir iğrençlik değil mi? Yani gerçekten bu arada. Peki Türk her yerde Türk müdür? Ya New Jersey'de bir kahve var abi. Hani Anadolu'da daha kötü dizayn edilmiş, pardon, Anadolu'da daha iyi dizayn edilmiş köy kahveleri vardır muhtemelen. Yani Türk maalesef her yerde Türk galiba ya. Bu arada bak, benim şey hibridiyle problemim yok. Hani illa illa böyle hani bu kültürlerin hibridine girilmesin falan demiyorum. Abi örnek vereyim. Dün dinlediğimiz hani Cannabis albümünde abi Latin sample'lar falan var. Üzerine İngilizce rap yapılıyor ve Amerikan ordusundan falan bahsediliyor şarkıda yani. Hani Guantanamo'dan falan bahsediyor. Kötü müydü? Hayır, güzel yapılmıştı. Ya da işte Rıza'nın Wu-Tang'den Fuat abiyi ağırladığı şarkı vardı, hatırlıyorsunuz. Rıza Miss Words albümünde. Abi orada Rıza Türk MC'lerle uyum sağlamak için bağlama sample'ladı. Ama bunu güzel düşünerek sample'ladı abi. Hani toplumun her kesimini kucaklayacağım ben diye böyle çiğ sığ işler yapmadı yani. O yüzden kötü. Hani yoksa şey değil. Almanya bildiğimiz manada yaratıcı kalsaydı ya da Fransızlar gibi orijinalliğini korusaydı ya da UK gibi. UK'de de yeni tarz çıktı. Grime diye bir şey çıktı değil mi? Hani hip hop'u aldılar ama kendilerince bir kalıba soktular, ama hani İngilizler de Selsin'in kraliçeyi de dinleteceğim ben diye bir çıta koymadı kendine yani. Yapmak istediği şeyi yaptı. Müzisyendi bu insanlar. Ve bu şu an konuştuğumuz konu sadece müziği kapsamıyor tabii ki yani. Ya Les Benjamis diye bir şey var abi, üzgünüm. Hani seven varsa aranızda, ama bu kadar cringe tasarımlar, bu kadar çirkin tasarımlar. Ya Coca-Cola yazıyorsun abi üstüne ama şey hat sanatıyla yazılmış gibi bilmem ne gocuk satıyorsun abi 4000 liraya. Manyak mıyım, onu alacağım ya. Ben de alıyorum Türk enstrümanlarından sample, aynen Sarkan da yani. Ya Ceylan desenli kilim hani taytlara falan basıldı abi burada moda diye yani. Ya bu coğrafyanın en büyük problemi abi, bir herkesi, toplumun her kesimine kendimizi tanıtalım ve inanılmaz popüler olalım sığlığı. Bir de şey işte hani görgüsüzlük wars, Instagram'la beraber hani zirve yapan bu. Çünkü herkes her şeyi gösteriş için yapıyor. Hani müziği bile sadece ben ünlüyüm demek için yapıyor insanlar. Ya sanat kaygısı gütmüyor ki. Aynen, bir su içmem gerekiyordu. Su içtim Yasin. Bir öksürelim mi yazmış. Emir, çok içiyorum çünkü artık, bir de kış mevsimi, biraz hastayım da burnumda tıkalı. Hani arada böyle diye nefes aldım falan, burada duyuyorsunuzdur. Burnumda tıkalı olunca iyice zorluyor. Yapmamam lazım ama nikotin ihtiyacım mecbur. Çok uzun yaşamak istemiyorum zaten ya. Hele de Türkiye'de kalacaksın. Hani Türk olmakla alakalı sıkıntım yok ama burada hani yaşamaktan dolayı şikayetlerim var yani. Neyse, çok uzattım. Fransa'dan bu haftalık 3 parça almış olalım. O zaman dediğim gibi size Lia Shine demiştiniz. Lia Shine'ın esas orijinal versiyonunu açayım. Gelsin varsa Genius'ta. No Result dedi. Müthiş. Lirikleri yok. Liriksiz geliyor. Lil Skies On Site geliyor. Of, otorite kullandım ama evet abi, ben bu hani emo gerçekten tahammül edemiyorum ya. İstisnası vardı daha önce dendiği gibi, Juice WRLD. Belki Triple X Tentation, belki. Ve dediğim gibi hani bana geçmese de en azından kendi canlısı için iyi bir öncüydü. Lil Peep rahmetli falan okey, ama yani bu isimlere gerçekten tahammül edemiyorum abi. Çok şey geliyor, çok include culture item'ı bunlar ya. Ha, bu arada parça çalarken ekledim mesela, hani dediğim gibi Türkiye'deki bu sadece bu sound için değil ya da benle aynı eleştiri getiriyor ama çıkış noktası benle olmayan birçok insan da var. Onlar mesela hani şey boomerlık ya da şeyden bu ön yargıları var. Hani ototune ne bilmem ne falan diyenlerin yarısı cahil olduğu için diyor. Ya da bugün Teoman Karadeniz Kontkar'a hakaret etmiş abi yani. Hani Joker paylaşıyorsun. Hani Joker nispeten, hani daha önceki haftalarda dedim hani Joker'e biz haksızlık etmişiz yer yer diye. Hala cahil olduğunu söylemekle beraber de yani Miraç falan paylaşıyorsun abi sen yani. Kontkar mı sorun? Evet, Triplet falan abi bunlar müzikal olarak hani çok kötü işler yaptıkları için ben gömüyorum. Benim hani yoksa tarzlarla alakalı bir sıkıntım yok. Demin günün parçası seçerim dediğim parça drill Fransızca'da yani. Ama insanlara bunu anlatamıyoruz. Teoman kitap yazıp çoğu rapçiden fazla sattı. Gerçek ya. Hakikaten bu gerçek yani. Ama evet, emo trap'in ben alıcısı değilim ama gerçekten yani. Hiç çekmiyor benim. Hikayeler fake geliyor ve abi herkes de aynı vokal kullanımı var. Hani burada da biraz hani müzik bilmemek etken. Hani El-P müzisyendi mesela, daha farklı geliyordu o yüzden. Mesela ama yani bu SoundCloud başımıza sardı bu Lil Skies'ları falan. Onun problemi bu yani. Eşek arası çok yani aynı şeyleri düşünüyoruz büyük oranda ya. Ya kitap yazmak abi, bugün kitap yazmak bir şey değil. Ben mesela yine parçalardan çok sohbet eder haldeyiz ama şikayetiniz yoktur herhalde. Daha zaten çok parça kalmadığı için biraz da rahat rahat gidiyorum. Abi ben mesela bir çocukla tanışmıştım. Bir üniversite kafesinde oluyor bu olay. Ve şey işte takılıyor cool böyle hani bilmem ne, biri de yanımdaki biri tanıyormuş, selamlaştı falan. Hani adamla ayaküstüme ben yazarım ya falan dedi abi, herifin yazarım dediği şey. Televizyonda bir evlilik programına katılıyor. Hani orada kendini tanıtıp iki reklam filminde oynayıp Schengen'de de böyle hani bir interrail yapıyor 20 gün falan. O 20 gündeki anılarını gezi rehberi adı altında yazmış. Ben yazarım kitabım var dediği bu. Hani artık kitap yazmak hiçbir şey ifade etmiyor benim için yani. Hani Wattpad'de yazılan çoğu şeyi basıyorlar çünkü mesela yani. Gerçekten çok büyük özgüven patlaması var herkeste ya. Aynı şey mesela şey DJ'lik, yazarlık, işte müzisyenlik işleri o kadar boşaltıldı ki bu kavramların. Şey de öyle şimdi abi hani tavsiye ederim, takip edin hani bu gönüllü reklam gibi. Kanalın ismini unutmasaydım keşke bunu söylerken. Mesela Twitch'te, Discord'da paylaşırım en kötü. Twitch'te çok güzel bilimle alakalı, Gelecek Bilim'de Gelecek Bilim'de diye bir kanal da var. Bu insanlar da yayıncı olarak gözüküyor. Orada hani hiçbir şey yapmadan durup LOL oynayan çok özür dilerim. LOL oynayan insan da orada hani yayıncı olarak gözüküyor. Aynı şey değil ki. Ya da bugün bakıyorsun bütün hani bunu kibarca söylemeye çalışacağım bir dakika. Bütün eskortlar bir süre sonra DJ sıfatı alıyor. Orada premiere de DJ diyorsun. Aynı şey olmamalı yani. Neyse ben ilerliyorum. Bakayım liriklerine. Bunun vardır artık ya. Genius. Hadi bakalım Google. Evet var. 2 Chainz. Featuring Mulatto. Karantintik geliyor. Ben mecburen fade attım çünkü bundan gerçekten ban yeriz gibi geliyor ya. Hani, hani gerçekten. Mesela bu da hiç sevmediğim Southside type beatleri abi benim. Southside derken prodüktörden bahsetmiyorum. Hani güneyin en sevmediğim beat tipi abi bu benim. Ki Tuğçe'nizi normalde ben hani milletin gömdüğü kadar kötü bulmam. Ama bu parça beni çekmiyor mesela. Sigalko selam, hoş geldin. Gucci Gang. Gerçekten. Klibin telepatiyle Ceren'i çağırması lazım. Telepatiye olan inancım bitmiştir. 2 Chainz We Own It, bak mesela gerçekten çok severim o parçayı. Şey de iyiydi. Zamandaki Black Lives Matter olaylarında Trayvon Martin vurulduğunda Game'le yaptıkları parça da çok iyiydi mesela 2 Chainz'in. Hatta 2 Chainz bence biraz gereğinden fazla gömülen bir isim. Arda hoş geldin tekrar. Lil Pump'tı bu arada. Boşluk gerçekten şey ciddi, yani trollüne yazdığını düşünüyorum ama gerçekten söyleyeyim. Lil Pump söylüyordu Gucci Gang. Yani hatırlatmak için söyleyeyim. Hani gerçekten hatırlamadıysan diye. Mercyverse'u falan da bayağı iyi aynen. Lil Pump. Aa evet evet çok benziyor doğru doğru. Ama benim en sevmediğim beat kafası, yani parçada MC, yani Suşen, ben burada facia falan değil ama abi beat'ten dolayı ben parçaya zaten giremiyorum bir türlü yani. Sırada Ransom var. Bir bakacağım var mı şarkı. Yok çıkmadı. Farklı şarkılar öneriyor. Onun için farklı şarkılar öneriyor. O yüzden lirikleri kapatıyorum ekranda. Ransom, Eyes Wide Shut geliyor. Ya şeyden fade attım. Sample güzelmiş ama biraz baş ağrıtacak gibi. Bunun da sebebi yine davulların altta olması. Davul var. Hani Ozan'la eğlendiğimiz kafa değil ama evet çok loop ve davullar biraz zayıf, etkisiz. Daha güçlü davullarla daha iyi bir sampling ama belli ki sample güzel. Ransom'un MC skill'lerini de ben beğeniyorum genel olarak. Çok daha iyi parça olurmuş. Biraz sıkıcı olmuş ya da bugün işte artık saat itibariyle de biz sıkıldık. Belki gündüz dinlesek severiz ama bu albüm güzel. Hani ortalaması güzel bu albümün. Önerebilirim bu albümü. Nicole Kidman hatırına 4 değil mi? Güzel ama çok sabık sıkıyor evet. Musab en fikrim. Sıradaki parçamızın lirikleri var. Kanye West featuring 2 Chainz ve Da Baby Na 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 Remix versiyon. O yeni geldi. İlk Na 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 daha önceden yayınlanmıştı ama bakalım beraber diye aldım. Hadi bakalım. Bu arada ben çarpmadım. Neden böyle çat diye geçti oradan ya? Tamam, neden geçtiğini anladım. YouTube'daki versiyonu çok kısa kesmişler abi. Yanlış yüklemişler ya da ben yanlış bir yerden aldığım için parça yarım. Tamam. O yüzden çat diye geçmiş ama ben bir an ne oluyor diye burada bir şok oldum. Değineyim parçaya. Sıradaki parçayı da siz görmüş oldunuz bu arada. Çok taze bir iş bu. Sözlerini de arayayım. Var. Şey inşa yüklenmiş galiba değil mi? Ya ben de Da Baby'nin flow'unu ben de genelde hep aynı flow. Hatta kendisi orada diyor. Hani every time same flow mevzusu falan vardı ya liriklerden. Ben beğeniyorum ya. Ben de Da Baby'nin flow'unu beğeniyorum mesela. 2 Chainz burada demin dinlediğimiz şarkının aksine bayağı iyi. Yine benim beğendiğim bir Chainz verse'ü. Nakarat üzgünüm. Beat çok tatlı bu arada. Beat'in de hakkını veririm. Nakarat zorla yazdırılmış gibi. Keşke nakaratın yerine güzel bir bridge ya da farklı birisi okusaydı keşke falan. Biraz bayık bir nakarat var ama genel manada parçayı ben günün geçerli işlerinden beri sayarım. En iyi seçer miyim? Şu an için sanmıyorum ama geçerli parçaya hakkını yemem. Evet, arada düştüğü yerler var yer yer ama yine de güzel parçaya. Sıradaki parçamız Jeezy, 50 Cent ve Freddie Gibbs diss-tray bu. En fazla bir gün falan olmuştur çıkalı. Lirikleri de var. Ve prodüksiyon benim bayağı beğendiğim bir ekip olan Justice League'den. O zaman parça geliyor bakalım. Evet, fade attım ve bu arada şey söyleyeyim, Freddie Gibbs Instagram dissleri buradaki Freddie Gibbs'e ama gerçekten Freddie Gibbs'e Instagram'da takip etmek çok keyifli oluyor. Ben de bakın derim yani. Instagram'ın en komik adamı gerçekten. 2 parça kaldı bu arada. Son 2 parçamız var. Prodüksiyon çok tatlı. Lirikal manada ise Young Jeezy'den hani şöyle söyleyeyim. Atıyorum Budist'i örnek vereyim. Hani kim diyebilirim beef konusunda ünlü. Aklıma gelen. Atıyorum Cannabis'i yazmış olsa çok alakasız bir örnek biliyorum ama hani falan derim, ona olmamış derim de. Jeezy'nin seviyesi için şu lirikalite bence iyi. Hani beklemediğim kadar iyi. Samwise Recap. Tamam, onu da ekleyeyim senin için ama yani Samwise'ın Recap parçası yeni değil diye hatırlıyorum ben ya. Hani istek parça. Evet, merhaba herkese, beklettim biraz. Yanlış bir şey geldi. Evet, 2 yıl önceki parça abi. Doğru hatırlıyorum. Ben sadece bu yayınlarda yeni çıkmış işlere bakıyoruz. Onu söylemiştim ama yayını kapatırken onu açarım ya. Yani 47 çünkü diyorum ben konsept mantığında gidiyorum. O yüzden hani şey yapmadım ama senin için biraz çalarım yayını kapatırken, hadi kırmayayım. Çok istedin. Ama bugünlük istisna olsun, bu haberin olsun. Çakar vallahi bakarım ya. Ama dis bayağı iyi. Aynen, yayını kapatma parçamız olsun senin için. Ama ben özellikle şeyden de bunu diyorum. Hani bunu kızıyor, azarlıyor gibi düşünme. Veteran iyi geceler. Şey açısından diyorum. Abi atıyorum burada siz 3 yıllık bir parçayı, belki ben o an o parçayı hatırlayamaya da olabilirim mesela. Abi şu vardı, dinledim mi dediğiniz zaman ben yeni çıkmış bir işmiş gibi düşünüyorum. Onun için diyorum hani. Hani burada yeni çıkmış ama hani atıyorum bu hafta çıkmış ama benim kaçırdığım bir iş varsa hatırlatmak için yazdım, atıyorum 4 yıllık bir parça. Abi şunu hiç dinledim mi ya da yayında dinleyelim mi deyince benim de kafam gidiyor, karışıyoruz o yüzden. Yani bugünlük seni kırmayayım ama şey yapalım. Böyle anlaşalım. Yani yeni gelen herkes için de söyleyeyim bunu. Konsept. Evet. Ya çünkü biliyor musun, biz bir taraftan YouTube'a da kaynak oluşturmak gibi misyonum olduğu için benim hani kaç kişi bakarsa baksın sayısı önemli değil. Hani bakan birinin hani bir şey öğrenmek için olsun ya da haftalık yorumları daha derli toplu alabilmesi açısından bu konsept olayına bu kadar önem veriyorum diyebilirim yani. Çünkü öbür türlü şey karışık oluyor. Hani sanki biri kendi playlistini dinliyor gibi oluyor. Biz hani haftalık çıkmışlara bakalım. İnsanlar hani bir fikir merak ediyorlarsa, işte fikrimi merak ediyorlarsa falan ulaşabilsinler ona. Düzenli şekilde gayesindeyim. Son 2 parçamız demiştik. Sam Miles'la 3 oldu. Onu kapatırken hani dinleriz, sorun yok hani biraz. Hatta ben yayın kapanışında hani şey o parça biter, öyle çıkarız, hiç problem yok. Ne vardı? Tamam, geldim. Future ve Lil Uzivert'ten bir parça daha var ama onu atlıyorum. Bill Danes var M.O.P'den. Lirikleri henüz gelmemiş. Ona yayın öncesinde bakmıştım çünkü. M.O.P'den Bill Danes'in Don't Believe Ya isimli parçası geliyor. O da geri dönmüş. Hadi bakalım nasıl bulacaksınız. Ben biraz karmaşık duygular içerisindeyim o parçaya karşı ama bakalım siz nasıl bulacaksınız. Geliyor. Evet. Ben fade attım. 1 dakika kadar bakmış olduk. Sebebi şu. Ya M.O.P ve Billy Danes'i çok sevsem de benim oradaki esas favorim Lil Fame tabii. Ama çoğu kişi gibi. Evet, çok cheesy line'lar var. Onu geçiyorum. Bir de şey var. Hani beat Billy Danes için çok sakin. Hani ben Billy Danes'in özellikle böyle gaz parçalarını M.O.P bazında veya solo kariyer bazında seviyorum. Hepimiz çünkü hala aynı vokal. Hani beat'in üzerinde bu vokal olmamış abi. Beat çok chill bir vokal istiyorken Bill Dance'de agresif ve gaz bir vokal verme çabası var ve bu bizi itiyor. Hani biraz şey var. Bipolar bir parça. Hani vokal enerjik olmaya çalışıyor. Beat uyutmaya çalışıyor. Olmuyor yani. Çok tutuk parça. Çok sevdiğim bir isim Bill Dance ve M.O.P aslında ama çok tutuk parça bu yani. O açıdan biraz karmaşık duygularım vardan kastım o yani. Kötü MC'lik mi? Hayır ama yani kesinlikle yanlış bir seçimi ya. Beat için çok fazla sinirli ve enerjik kalıyor. Sıradaki parçamız. Onun liriklerine bir bakacağım. Ya aslında 2-3 parça daha var ama şey saldım. Ya Ozan'ın çok mutlaka yayına dinleyin falan diye verdiği davulsuz şarkılar olduğu için biraz saldım yani. Aesop Rock'tan bugün bir iş daha çıktı aslında. O var listemde ama. Yani onu yayını bilmeyen biri o duyarı yedirebilir ama hani orada haftalık global yazdığı için acaba değil, gerçi o duyarı atacak birinde o IQ muhtemelen yoktur. Kesin yeriz Musab. Asena teşekkür ederim. Hoş geldin. Rock Marcy. Ah, sözleri gelmemiş. Ne haber bu arada Sena? Nasıl gidiyor? O zaman bakalım. Günün son parçası. Rock Marcy Downtown 81 geliyor. Evet, otorite abi. Ya üzgünüm ama Rock Marcy'yi de ben çok sıkıcı buluyorum ya. O da şundan, bir tercihi ya, kötü sampling değil kabul ama yani şey yok. Dümdüz sample ve altına bir zahmet davul falan yazıp bir şeyler mi ekleseydiniz, hani biraz müzik mi dinleseydik yani, ne gerek var? Dümdüz sample üzerine bayık bayık vokaller yani, gerçekten of. Hiçbir şekilde enerji yok, duygu yok abi gerçekten. Hani yani spoken word'sa spoken word de bu değil. Çok iyi spoken word işler var geçmişte yani. Pigmeat Markham 1968 mesela. Hep söylerim hani, rap vokalin atası. Çok güzel spoken word abi onlar. Ama bu değil yani. Bu gerçekten değil, üzgünüm. Ya evet, ya da bunu şey verin. Yani vokalsiz gerçekten enstrümantal LP yayınlayın abi. Öyle dinleyelim bunu. Vokalle yoruyor çünkü. Chill bir şey dinleyeceksem o şekilde tercih ederim bunu ama vokalle çok yoruyor. Uf. Yani sevenleri de çok var. Karşıma alıyorum biraz, biliyorum ama ya bu sound bana geçmiyor ya. O zaman kapanış için normalde bir istisna yapmıyorduk ama hani kapanışta Samwise Recap gelecek ama ben şeyi söyleyeyim. Bugün dinlediğimiz en iyi 3 parça ve en beğenmediğim parçayı söyleyeceğim. Gerçekten en beğenmediğim 2 parça sayayım. Bir playlistime bakıyorum. Son 2,5-3 haftada çıkmış işleri dinledik bugün, biliyorsunuz. Günün en kötü 2 parçasından biri kesinlikle bence Pravda, Your Old Droog, Makami, El-P, Tha God Fahim ve Black Thought gibi isimler olmasına rağmen çok kötü prodüksiyon ve çok bayık parça, üzgünüm. Pravda'yı seçeceğim. Linçlenebilirim. Almanyaları saymıyorsak hani, o çünkü biraz globalin nettesi, biliyorsunuz Almanya camiası. Herhalde ben buna Blueface seçerim ya. Blueface ve Mike Shea NDA'yı seçerim muhtemelen en kötüye. Günün 3 haftalık birikim olduğu için ondan biraz 2 tane kötüsü ekledim oraya yani. Ona geleceğim. Bugünün en iyi, hadi bugün en iyi de 4 parça seçeyim çünkü ikisi Fransa'dan gelecek. Biri Rough Goat, diğeri Sufyan featuring SCH American Airlines, kesin seçerim. Amerika'dan neleri çok sevmiştik, not aldım da tekrar listemden bakıyorum. Busta Rhymes ve Rick Ross, Masterfard Muhammed ve diğer parçamızda günün en iyi parçalarından biri diyebileceğim. Amerika'dan gelecek 2 parça da seçeyim demiştim ya. Konuşamıyorum artık. Muhtemelen ilk verse'ünü saymazsak, o da çok davulsuz bayık gidiyor demiştim ya. İlk verse'ünü saymazsak Aesop Rock, Pizza Ali'yi seçerim muhtemelen. Evet. Zarre, evet, o da mantıklı bir tercih. İtiraz etmem yani ona. Şey diyorsun. Rim ve Eddie Kane Keto Sabe, Romstriz düeti. Ama yani bugün genel olarak hani yerlide çektiğimiz işkencenin biraz daha azını çektik. Almanca sağ olsun bize aratmıyor ama orayı hani cuma günkü işkence yayınlarımızdan, Türkçe rap'te çıkan işlere baktığımız yayınlardan daha iyi yerdeyiz, kabul. Yani o zaman yayına gelen herkese teşekkür ediyorum. Yarın Hip Hop 101 Almanca var ama dediğim gibi Aralık'ta Hip Hop 101'leri de 2 haftada bire düşürüp biraz daha eğlenceli içerikler, bir münazaramız falan var biliyorsunuz. O tarz içeriklere başlayacağız. Draft hakkında yapacağımız NBA yayınında ben bir Burak'a darlayayım. Herhalde canlı izlemeyi, sabah 4'te uyku düzenimi tekrar bozmayayım. Ama bu hafta bir de NBA draftı üzerine ve yeni sezona bir ön bakış olarak bir triple double yayınımız gelir. Arada bir de tabii benim müzik yapmam falan lazım bu hafta ama bir ara hani onu ayarlayacağım ben. Yayına gelen herkese teşekkür ediyorum. O zaman kaçarken de bugünlük istisna yaptık. Bir istek alalım. Samwise Recap isteği gelmişti 47'den. Onunla size veda edeyim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler, iyi uykular hepinize.